Yani, Akdeniz kıyıları medeniyetlerinin ilk kurulduğu alanlardan biridir. Fenike. Kim diyoruz hocam? Fenike dediler. Geçelim mi hocam? Yani. Buyurun geçelim evet. Hocam. Evet. Evet. Kültürü oluşturan somut maddi yani unsurlar. Maddi unsurlar. simgeler, dünya görüşü, dil, örf ve adetler, komşu kültürler. Evet, ne dersiniz? Şimdi iklim özellikleri, coğrafi konumsu özellikleri, toprak özellikleri ne? Ben dünya görüşünü mü koyacağım, simgeleri mi koyacağım, dil, komşu kültürlerimi koyacağım, örf adetlerimi? Evet, dünya görüşü diyorsunuz. Şimdi çok basit bir soru gibi görünüyor. Bu ortaöğretim ders programında da var aslında. 11. sınıfta var. Evet, A seçeneğimiz, pardon, C seçeneğimiz. Yok, A seçeneğimiz doğru. Bu neden C'de C verilmiş? Evet, simgeler. Simgeler, evet, o C doğru. Yanlış verilmiş. A seçeneğimiz doğru. Sadece açıklamaya bakın, doğru söylüyor hocam. Evet. Evet, simgeler. Evet. Şimdi Türk kültürünün değerleri arasında hangisi yer almıyor hocam? Ayasofya'nın evet. Hiçbir ilgisi yok hocam. Evet. Evet, geçebiliriz. İlk uygarlıkların ortaya çıkması ve geliştiği alanlar verimli tarım topraklarını yer aldığı akarsu boyları olmuştu. Tuna uygarlık evet. Dedi diyeceğiz hocam. Bu işin içerisinde yer almaz. Evet. Medeniyetlerin ilk kurulduğu alanlardan biri olan Akdeniz kıyılarındaki medeniyetlerden bazıları yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından zengin olmadıklarından deniz ticaretine yönelmişlerdir. Yani denizci karakterli. Hangisi yer Bu arada diğerlerine ilişkin bilgileri biliyor muyuz? Etrüskler Anadolu'dan gitme İtalya'da. Minos, Girit'te ki Azrail Rahat'a göre tarihte ilk hatta tek anaerkil uygarlık ama bunu mesela Alaaddin Şener reddeder. Yani anaerkil uygarlık değildir. Hatta isminden de. Çünkü kraliçenin eşidir ve ordu komutanıdır Minos. İsim oradan gelir. Fenike'yi az önce biliyorduk. İyon Batı Anadolu ve bilimin kaynağı yani İyon dünyası olmasaydı günümüz dünyasına ulaşılamazdı diyor bilim dünyası. Evet. Köy altı yerleşmelerimiz. Hangisi yanlış arkadaşlar? Şimdi bu bize ilişkin şeyde yani köy altı kümesinde toplayabileceklerimizin bazıları. Burada dünyada ortak bir dil henüz yaratılmış değil. Henüz bir mutabakat yok. Yani ne sınırda, ne ekonomik faaliyetlerde, ne nüfusta. Dolayısıyla bunu işte bölge itibariyle, ülke itibariyle şey yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Biz de böyle alınıyor. Belde köy ve kent arası bir geçiş yerleşme tipi. Batıda town diyorlar. Evet, Sen Nehri bu Seyni de bir yani, türlü doğru. Merkezi olarak nitelendirilir. Evet. İlla ki gitmişsinizdir. İlla ki gitmişsinizdir. Ökümen, ana kümen diye hatırlayalım hocam bunları. Bölgelerin hangisi ökümen alanlar arasında yer alıyor? Yerleşim alanı. Evet. Evet. Geçelim hocam. Diğerleri ana kümende yerleşim alanı dışında, sınır dışında. Tiber Nehri üzerinde geçiş noktasındaki bir adaya konmuş olan sanatın tarihin iç içe geçtiği Roma ile ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır? Üçten.
Evet. Evet şimdi evet Roma'ya ilişkin hemen söyleyeyim. Dünya başkenti ünvanı var ve yeryüzünde kurulmuş bu tarihçilerin ifadesidir. Benim değil. İki imparatorluk, biri Roma'dır, biri Osmanlı'dır. Gerçi biz hani Osmanlı Devleti diyoruz. Diyeceksiniz ki işte tarihten Cengiz Han'ı falan filan duyduk, biliriz falan. İmparatorluk değil. Yani o bir Saman Alevi gibi bir istila. Evet. Yakıp yıkma, istila etme. Daha sonra orada hakimiyeti sürdürememek gibi bir gelişme o. Bu ikisine başkentlik yapmış iki şehir var. İkisi de Yeditepe üzerine kurulu. Biri İstanbul, diğeri Roma. Şimdi Roma'nın tarihsel süreçte dünyanın en büyük şehri olduğu biliniyor. Dünyanın merkezi olduğu biliniyor. Dünyanın yönetim merkezi olduğu biliniyor. Tabii o özelliklerini günümüze taşıması, işte devasa bir şehir olması beklenen bir şey ama değil. Neden değil? Bu bizde yapılmayan, maalesef İstanbul için yapılmayan bir şey, işte korumaya yönelik. O, ve böyle de kazanmışlar. Yani o şehri korumuşlar, iyi korumuşlar. Ama biz bunu maalesef yapamıyoruz. Ve 24 kilometre içeride, yani liman faaliyetleri yok bu şehirde. Tiber Nehri üzerinde. Evet, geçelim. Madencilik ve turizm faaliyetlerinin yaygın olduğu iki farklı şehirdeki yaşam biçimleri birbirinden çok farklı diyor. Kimdir bu? Ya bakın çok basittir. Yani son derece basittir. Zonguldak bir liman şehridir değil mi? Ama buna karşılık Antalya'da liman, pardon, kıyı şehridir. Antalya'da kıyı şehridir. Ya da işte çok uzağa gitmeye gerek yok. Ankara'da Polatlı'yı ve Beypazarı'nı düşünün. Yani birinde bir turizm etkinliği küçük çaplı da olsa sosyal yaşamı nasıl değiştirmiş? Yani mesela kadın ekonomik hayata dalmış, el sanatları gelişmiş, değil mi? Kültürel bir etkileşim oluşmuş. Bunu mesela Polatlı'da göremezsin. Şimdi bütün bu etkinlikler Beypazarı'nda bir yeni yaşam biçimi, yeni yaşam tarzı oluşturmuş. Karabük'e giderseniz orada yaşam tamamen o kara elmasın, fabrikanın. Yani borçlanma da onun üzerinedir, alışveriş de onun üzerinedir. Ama bir başka yere gidersiniz pancar üzerinedir, bir başka yere gidersiniz kaşar üzerinedir. Geçelim. Evet, zengin lingit yataklarının. Evet. Bunları bir küçük hatırlayalım mı? Yapmıştık Kütahya. Karamanaj. Yok, oraya bakmayın hocam. Türkiye genelinde bakalım mı? Hafif lingite. Çeltek doldurdum Havza'ya. Amasya Çeltek. Çorum Dodurga. Samsun Havza. Bursa Orhaneli. Çanakkale Çam. Kütahya. Tavşandı, Tunç bile. Bunları biliyor muyuz? Seyit Ömer. Hocam özür dilerim. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Bir daha bunu bir alalım. Hocam, Orta Karadeniz'den batıya doğru gideceğiz ve doğuda bitireceğiz. Benden sonra tekrarlar mısınız? Çeltek doldurdum Havza'ya. Çeltek doldurdum Havza'ya. Amasya Çeltek, Çorum Dodurga, Samsun Havza. Bir daha. Çeltek doldurdum Havza'ya, Bursa, Orhaneli, Çanakkale, Çam. Bir daha yapalım hocam. Bursa, Orhaneli, Çanakkale, Çam. Kütahya, Tavşanlı, Tunçbilek, Seyit Ömer, Deyir Bisaz. Bir daha alalım hocam. Kütahya, Tavşanlı, Tunçbilek, Seyit Ömer, Deyir Bisaz. Deyir Bisaz. Evet, Manisa, Soma, Muğla, Yatağan, Gökova, Kemerköy, Yeniköy. Bir daha alalım hocam, kusura bakma. Estağfurullah. Muğla, Yatağan, Gökova, Kemerköy, Yeniköy. Sivas, Kangal. Tekrarlar. Sivas, Kangal.
Ankara Çayırhan. Ankara Çayırhan. Erzurum Aşk Kale. Erzurum Aşk Kale. Ve Türkiye'nin en büyüğü Afşin Elbistan. Doğru mu? Orta Karadeniz'den bir alalım, ben rahat oturacağım. Çentek doldurdum Havza'ya. Bursa, Çanakkale, Kütahya, Tunçbilek, Seyitemer, Değirmisat, Manisa, Yatım, Manisa, Oğla, Gökova, Kemerköy, Yeniköy, Sivas, Kankal, Ankara, Çayırhan, Erzurum ve Türkiye'nin en büyüğü hemen hemen Ankara'ya eyvallah. Evet geçtik. Bunu da az önce benzerini çözdük. Evet. Burada en güçlüsü sanayidir ama turizm olsaydı seçeneklerde ne derdiniz? Yani kısa zamanda onun altını aslında çizmek gerek, değil mi? Daha kısa zamanda diyor. Evet. Turizm mi derdiniz, sanayi mi? Ben hocam turizm derdim. Turizm. Çok daha kısa tabii zamanda ve çok tabii büyük değişimler yapabilir. Evet. Peki. Roman değil, o Raman da. Yani benim... Batman, Raman, Garzan. Evet. Evet. Ona bir daha geçebilir miyiz? O hafızalarda ben söyleyeyim. Olur ya şey yaparlar. Şimdi Adıyaman'da Timlüs Havzası, Artan Havzası, Karakuş Havzası ve Çemberlitaş Havzası. Diyarbakır'da Çelikhan Havzası. Batman'da Raman, Garzan havzaları ki ilki Raman'da bir antik mineral üzerinde bulunur. Yani Senklinal'a dönüşmüştür, antik mineralde bulunmuştur. Senklinal'e dönüşmüş antik mineral. Antiklinal'ın Senklinal'a dönüşmesi neydi? Evet. Çelebişti. Hatırlıyor musunuz? Tabii. Evet. Kısa zamanda büyük değişimlere. Bu değişimler bir madene dayalı olabilir. Önemli bir turizm etkinliğine dayalı olabilir. Evet. Evet. Kan mı diyeceğiz? Kan, bunu da not alalım. İlk turizm şehridir. Yani ilk turizm şehri ünvanına sahip Kan. Akdeniz kıyılarında. Evet. Bu aslında hangisi turizm şehri değildir veya turizm evet şehridir şeklinde de sorulabilir ama. Dışarısını alırım ben. Evet. Evet. Buenos Aires, hemen söyleyeyim. Bu La Plata ağzında kurulmuş. Paraná'nın Atlantik'e döküldüğü alanda dünyanın en büyük halicidir biliyorsunuz. Evet. Bu Latin Amerika'nın da en büyük şehri. Şimdi turist çekmez değil ama bu şehir yalnızca turizm ile ön plana çıkmış şehir değil. Bir liman şehri, bir ticaret şehri, evet, bir sanayi şehri. Evet. Bu benim mezun olduğum okul. Neresiymiş arkadaşlar? Hocam Oxford'da. Evet. Teşekkür ederiz. Oxford. Küresel çaptaki etkisini kutsal mekanların varlığına borçlu arkadaşlar. Evet, diğerlerini bilenimiz var mı? İlla ki Dubai'ye gitmişizdir. Evet. Marrakeş'i biliyor musunuz mesela? Fas'ta. Evet. Fas'ta Casablanca'dan daha önemli bir turizm şehridir. Yani
Evet. Çorda. Tabii. Daha doğrusu Atlas kuşağı üzerinde ama Atlas eteklerinde çöle bakan yamaçlarda. Marrakeş. Güneye bakıyor. Tel Atlas. Kuzeybatıda duruyor Afrika'nın. Bu kısmında. Evet. Şimdi, evet, ilk öncülümüzde bir tarım şehrinden söz ediyoruz. Seçeneklere bakalım. Mesela orada hiçbir şehir var. Evet. Bence onu seçerim. Hemen. Kesinlikle müthiş bir şehirdir. Hocam ben seçeneğe gittim, dikkat edin. Oradan hiçbir şehir anlamında. Deket Bayburt türküsünden kaynaklı etkilenmişim hocam Bayburt'ta. Kötülemek için söylemiyorum, benim şehrimdir. Sonuncusu Medine'ye yakışıyor gibi, değil mi? Evet. Vatikan'ı duyduğumuzda Roma'yı da hemen yok edeceğiz. Evet, kervanyollarının Şam. Bu ünlü Nurettin Zengin'in ve şeyin özellikle Eyüp Selahaddin'in, evet. Selahaddin'in şehridir. Bunu geçmeden şöyle Şam. Bir şey sorabilir miyim hocam? Estağfurullah. Eğer ben Mardin, Hatay ve Kudüs dersen bu üçleme arasında bir bağ kurma şansınız var mı? Türkiye'de bahsetmedim, Kudüs Türkiye'de değil. İnanç koridoru Hatay, Urfa, Mardin, Tarsus, onu söylemiyorum. Şu üçleme noktasına dikkat edin. Mardin dedim, Hatay dedim, Kudüs dedim hocam. Nedir? Şeyi ne? Yani nasıl eşleştireceğim bilmiyorum ki. Eşleşebilir mi? Ben bilmiyorum. Çanakkale'den bak şey geldi, cevap geldi. Üç semavi dininde ve ortak yaşamın kurulabildiği önemli 3.3 kent aslında diye bakabiliriz. Gidenimiz var mı? Var mı Mardin'e veya Hatay'a? Hocanız Hataylı biliyorsunuz. Benim de ailem Hatay'da. Çünkü ülkem üzerinden soru gelebilir diye. Onun için bunu sordum ve evet. Hangi sahibi bilgi verilmemiş arkadaşlar? Dünya ekonomisi kumanda merkezi. Volga Nehri üzerinde yer alır. Moskova. Moskov. 32 milyonluk nüfusu dünyanın en kalabalık şehri. Tokyo. Evet, Lagos. Kime ilişkin? Santiago yok. Santiago Şile'nin başkenti. Burada kıyıda gösterilmiş ama bir liman şehri değil. Değil. Yani yüksektedir, Anten eteklerindedir, söyleyelim. Evet. Bakın, çok basit bir cazibe merkezi halindeki şehir, bu özelliğine bağlı hangi değişimleri geçirir, hangi aşamaları yaşar. Hangi sonuçları yaşar? Soru bu. Tabii. Etki alanı genişler. Faaliyet çeşitliliği kesinlikle artar. Bakın faaliyet çeşitliliği hocam nasıl artar derseniz bizde istatistiklerimizde şu vardır. İyi tanımlanamamış. İyi tanımlanamamış ekonomik faaliyet. İşportacılık. Evet. Yani bakın bir faaliyet artışıdır işte bu. En kötü ihtimalle. Evet. Evet, mesela devam edelim. Mesela Türkiye'ye sahip olduğu söylenemez hocam. Hartum nereye? Sudan'ın Sudan. Başkenti. Nil orada ayrılıyor. Kısmetse oraya gideceğim. Nil orada aslında ayrılmış. Ayrık yerini gördük diyelim. Mavi Nil ile Beyaz Nil'in birleştiği nokta. Evet. Kötü bir yerdir. Evet, devam edelim. Banyo sayısının daha az olduğu, daha az olduğu söylenir. Burada yalnızca nüfusa bakacağız. Ankara'ya. Evet, nüfusa bakacağız. Ama bakın, şimdi şu. Eğer oran itibariyle sorulsaydı Ankara dünyada ilklerden biridir söyleyelim. Yani maalesef. Şimdi Türkiye'de 1928'de ilk şehir planı Ankara için yapılır. Ankara için hazırlanır. Yani şehir planlamasının ilk yapıldığı ve yasa ile yapıldığı
şehrimiz, başkent Ankara'dır. Ama buna rağmen Ankara'nın gecekondulaşması, kaçak yapılaşmasının önüne geçilememiş. Tabii İstanbul'u söylemeye gerek yok artık. Yani İstanbul maalesef. Seul İstanbul'dan çok daha büyük. Dünyanın ilk 5 büyüğü arasında yer alır. Manila, Filipinlerin başkenti, o da devasa sorunlarla boğuşur bu anlamda. Jakarta, Java Adası'nda Endonezya'nın başkenti biliyorsunuz. Onda da benzer sorunlar var. Ankara doğru cevabımız olacak. Evet, kır ve şehir olarak ayrılmasında. Şimdi ben burada hemen bir açıklamayı yapayım arkadaşlar. Şöyle, şimdi aslında bu ayrım konusunda bir mutabakatın sağlanamamış olduğunu söyledim. Bu sağlanamamış. Bu yüzden mesela kırsal nüfustan ne anlıyorsun ya da kırsal yerleşmeden ne anlıyorsun gibi bir soru dünyada aynı şekilde cevaplandırılmıyor. Bu anlama gelir. Bu anlama gelir. Dolayısıyla böylesine net kriterler ortaya koymak mümkün değil. Ama dediğim gibi işte bölgeye, ülkeye göre, kendi doğrularına göre bu kriterler doğru kabul edilebilmiyor. Bizde de öyle. Bu tamamen orta öğretim ders programında, yani şu 3 madde orta öğretim ders programında 10. sınıf kazanımlarında olduğu gibi böyledir. Yani nüfus, ekonomik faaliyetin türü, ekonomik faaliyet çeşitliliği. Bu üçünü de alır. Dolayısıyla Edirne seçeneğini Sayın Hocam, doğru alır. Mesela ekonomik faaliyet çeşitliliğinin kırsalda çok olmasını bekleyebilir misiniz? Yani bir alalım mesela ayrıntılı nedir? Tarım, hayvancılık. Şimdi bunu biraz istediğim kadar genişlet hocam. Mandıracılık koyamadım. Bak devam ettiriyorum. Dikkat ettin mi? Tarıma dayalı sanayi ve endüstri kollarının gelişmesini kırsalı koyamadım. Çeşitlendiremedim hocam. Dolayısıyla daralttık. Bundan kaynaklı ekonomik faaliyet çeşitliliği dediğimiz şey şehirde daha fazladır diye düşünür, öyle bir yola çıkarttık. Ama çevirisi düştük. Evet, köye bağlı yerleşim birimleri içinde en yaygın olanı sorulmuş. Türkiye'de bu yayla mıdır, mahalle midir? Mahalle. Allah Allah, ben yayla diye biliyorum. Şimdi şöyle, yok bu sorunun cevabı yayla, onu söyleyeyim. Şimdi şöyle, şu son yasayı biliyorsunuz. Son yasayı biliyorsunuz. Mesela istatistiğe bakın, yani TÜİK'e bakın. Aynen şöyle, Mardin, bunu dün, tabii dün değil evvelsi gün Talim Terbiye Kurulu'nda da şey yaptık. Ondan haberin var mı senin? Bu 9. sınıf ders kitabında. Mesela Mardin'de kırsal nüfus %0. Kent nüfusu %100. Çünkü adam köy bırakmamış. Yani yasayla köy bırakmamış. Büyükşehir yasasıyla köy bırakmamış. Hepsi mahalle olmuş. Şimdi bu cepheden baktığımda doğru cevap mahalle olur. Doğru cevap mahalle. Şimdi bakın, mahalle kavramı Karadeniz'de yaygındır. Mesela diğer bölgelerimizde çok yaygın değildir. Mahallenin ortaya çıkışı da şöyledir. Yani bir anne babayı düşünün, işte 4 çocuğu var, ikisi kız, ikisi erkek, kızları verdi. Erkekler de evlendi, yani bir ev, 3 ev oldu bir ev içerisinde. Dolayısıyla bir parçalanma, parçalanma demeyelim de ayrılma zorunlu. Ama köyde hani şey sınırlı. Köy dışında köyün çeşitli şekillerde tespit ettiği alanlara şey yapılabiliyor. Köyün çok uzağında değil, köye çok yakın da olmayabiliyor. Evet, mahalle kavramının ortaya çıkışı aslında böyle. Ve Karadeniz'de bu çok yaygın. Diğer bölgelerimizde, Orta Anadolu'da da mesela ben Kayseri'nin köylerini falan filan biliyorum, öyle. Fakat şu var, Türkiye'de yaylası olmayan bir tek köy yoktur. Bir tek köy yoktur. Herhangi bir köyün mahallesi olmayabilir.
Ama kesinlikle yaylası vardır. Dolayısıyla doğru cevabımız yayladır burada. Siz evet. Evet, geçelim. Bu soru o anlamda tehlikeli. Yani bu yasadan sonra bunu sormak tehlikeli. Geçelim. Devamlı kağıt yerleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Birkaç ev. Hamal, tarım arazisi. Dediğimizde zaten çiftlik. Evet. Daha kuşaklar boyunca yaygın olan göçebe çobanların. Zaten bu yörük evlerinde şey, evet. Bulduğu yerlerde oba. Geçelim hocam. Peki. Hakim fonksiyonu sayısı en fazla. Çünkü nüfusa gidiyorsunuz değil mi hocam? Nüfusa gittiğimiz için. Ya? Nüfusa gidiyoruz. Ne yaptınız orada? Şehrin faaliyet alanına bakıyoruz. Ha tamam. Tokyo, finans, ticaret. Ticaret hepsi içinde. Tabii. Teşekkür aynen. Ederim. Tabii nüfusa gidemez. Yani New Mexico ile şeyi alalım, Londra'yı alalım. Londra'nın neredeyse iki katıdır New Mexico. Hı? Evet. Bu sınıflandırma biyolojik, aferin. Biyolojiktir. Bir şey düşüneceksin, yani çocukluk, gençlik ve yaşlılık, gençlik, yaşlılık. Yok, gençlik ve efendim, sabahta bile bakıyorum. Gülme. Evet. Hocam sizinle burada çelişeceğiz. İyi ki bunu koydunuz. Biraz evet. Tartışalım biz. Olur mu? Valla bunu... izin var mı tartışmaya? Yani? Eyvallah. Tartışmadan ben birazcık... ben tartışmadan birazcık bir şeyler öğreneyim diye. Var mı izin arkadaşlar? Peki. Şimdi bu... soru üzerinden değil de belki grafik üzerinden birazcık etmek istiyorum. Soruyu unutalım. Siz ne dediniz buna hocam? Ceyhan dediniz. Doğru mu? Doğru. Orada bir itirazım yok bana. Sayın hocam, şimdi Denizli'ye baktığımızda en çok sorunun yaşandığı birçok kaynakta çetişik cevaplar var. Şimdi ben buna ne isim vereceğim? Nasıl adlandıracağım Denizli grafiğini? Burada doğum var doğru mu? Görüyor muyuz hocam? Üstadım doğum var demiyor. Yüksek doğum var demek istiyorum. Evet. Bir sıkıntı yok. Ama belirli bir yaştan sonra ölüm var diye görebiliyorum. Ben yanlış mı gördüm? Evet. Yani bu 7-8 yaştan son yanlış mıyız hocam? Yani şöyle yapıyor. Yani şöyle yaptı ama kubbe yapmadı ve sivrildi gitti. Buna gelişmiş diyemeyiz arkadaşlar. Doğru. Geri kalmıştır doğru mu? Ama bir şey gelişmekte mi diyeceğiz? Onu bir tartışalım. Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Burada A ve D seçeneklerin arasındaki farkı net koymak gerekir. A ile D. Ve görmek de gerekir. Şöyle. Çok basit bir kural. Hani biliyorsunuz nüfus piramitleri, nüfusun yapısal özelliklerine ilişkin net bilgiler veriyor, net. Tabii bunun işte hazırlanması, okunması, değerlendirilmesi, bunların öğrenilmiş olması önemli. Yani bu sorularla zaten o ölçülür. Şimdi A ve D arasında, örneğin demografik geçiş modellerinde, yani bir tür genetik sınıflandırmadır. Çünkü İngiltere'yi ele alırsak, İngiltere'nin bugünkü nüfus piramidi B, bu B'ye ulaşırken A, D ya da C aşamalarını geçmedi şeklinde düşünemeyiz. Bütün bu aşamaları geçti. Yani bir tür o biyolojik büyümeyi yaşadı. Dolayısıyla bu geçiş modelinde D seçeneğindeki en öne alınmıştır ve doğrudur. Onu A seçeneği izler, onu işte C seçeneği izler ve B seçeneği izler. Dört safha biçiminde. Şimdi A ve D arasındaki farkı şöyle koymak gerekir. Tepeden, yani düzgün üçgen şekilli piramit diyoruz. Kenarları içe çökük, üçgen şekilli piramit diyoruz. Tepeden
A ve D arasında 65 yaş ve üzerindeki oranlara bakarsanız D'de A'da daha az, değil mi? A'da daha fazladır. A'da daha fazladır. Bunun anlamı şudur. A'da ölüm oranı daha düşüktür. Değil mi? B, D'de daha yüksektir. Doğum oranları taban genişliğine bağlı, ikisinde de yüksektir. Dolayısıyla mesela bilim sınavlarında D seçeneği Kenya piramidi şeklinde sorulmuştur. Onu söyleyelim. İşte bu A seçeneğindeki piramit ise daha çok tehlikeyi görmüş, işte bir şeyler yapmaya çalışan, işte diyelim işte Mısır gibi, işte Pakistan gibi. Mesela Pakistan bu tehlikeyi görmüş, bir aile bakanlığı kurmuş falan. Aile planlamasını nasıl yaparız, nasıl ederiz? Bir de bakan atamışlar ama bakanın 11 çocuğu var. O daha iyi. Bu çok hoş bir şeydir. Anekdottur. Teşekkür ederim hocam. Ben de bir şey söylemek istiyorum tabii. Şimdi D seçeneğinde mesela gelişmemiş ülke dedik. Mesela gelişmekte olan ülke D seçeneğinde daha şey olmaz mı? Mesela sağlık konusunda yardım yapmıştır. Çocuklar ölmez ve taban genişler. Yani yaşlılar da hani şey yapmayacağı için, fazla ölüm olmayacağı için orada da yaşam daha biraz daha uzun olur. Ama yukarıda ölüm fazla, doğum da fazla. Yani bence birincisi ikincisinden daha önce gelmiyor mu? Hani... Sayın hocam bakın, A seçeneğinde bir kere piramitlerde oran diye bakılır, doğru mu? Şimdi nasıl aldık? 0-15, 15-64, 64 yaş üstü. Şimdi A'da 64 yaş üstünün kapladığı oran, 64 yaş üstü oranı D'dekinden çok daha yüksek. Yani bunun anlamı da şu. Kısmına dikkat edin. Ulaşabildiği en yüksek yaşı almıyor. Belki yoğurt tüketmiştir. Belki yani da değişecekmiştir. Tabii. Yani o soruda şöyle haklısın. Mesela orta öğretim coğrafya dersi programında 10. sınıf konusudur. 10. sınıf kazanımlar arasında yer alır. Bu bir sonraki aşamada D olarak alınır. Ama mesela İbrahim Atalay'ı açın en başta. İşte şeyi açın. Hoşgören midir? Nazmiye'nin kitabını açın, Tümer Tekin'le birlikte yazdığını açın, kesinlikle. Bakın, 65 yaş üzeri nüfus oranı daha azdır, daha fazladır. Bunun anlamı şudur, ölüm oranı daha yüksek, ölüm oranı daha düşük. Doğum oranları birbirine yakın, eşit demesek. Yüksek doğum, yüksek doğum, yüksek ölüm oranı, daha düşük ölüm oranı. Yani en azından sağlıkta, mağlıkta, şurada, burada, beslenmede, gelir düzeyinin dağılımında, gelir düzeyinin artışında bazı önlemleri almış vatandaş. Ki yaşamı uzatmış. Çok özür dilerim. Şimdi Sayın Hocam, şuradaki nüfus eğer gelişmekte ise şu yaşlarda onu korumaya götürür en kötü. Neden bu yaşlarda götüremiyor? Neden götüremiyor? Çünkü son 10 yılda yatırım yaptığı için götüremiyor. Çünkü önceden ölüm var ya, ölüm var olduğu için orası az. Hani ölümler mesela azaltıldığı için çocuklar mesela ölmüyor, orada alt taban geniş oluyor. Son 10 yılda yatırım yaparsanız... Şimdi gelişmekte olduğunu kanıtlayan, yani gelişmiyor. Hocam bak... Oran olarak anladım hocam, ben şu an anladım ya. Yani. Ulaşamayız gene de hocam. Oran olarak anladım ama... Yok gene de bu en büyük çelişki oradadır hocam. Size şunu söyleyeyim. Neye yatırım yaptınız? Demografik yatırım. Doğru mu? Yatırım ne? Ne nasıl bir yatırım yaptınız? Yani nüfusu ölümünü azaltma yönelik mi? Azaltma yönelik yatırım yaparsanız burayı da korursunuz süreç içerisinde. Şurası şişer. Bu aksine belirli bir yaşa kadar gelebiliyor. Ondan sonra koruyamıyor. Çabalıyor hocam. Bu daha düzgün oturmuş diye algılıyorum. Özellikle en çok çeliştiğimiz nokta o. Tartıştığımız nokta o. Zamanımız falan nedir ya Kübra? Sıkıntı değil, devam edelim. Molam verelim hocam. Bir 5-10 dakikamız var, bunu geçelim hocam. Tamam.
Evet, grafiğimizde hata var mı? Toplam nüfus hangi dönemde en azdır biliyorsunuz? İlk sayıldığındadır. Son derece basit bir soru. 1927, geçelim hocam. Evet, bunu soruyu daha önce görüp yanlış işaretlerimiz var mı? Yani bunu 45 şeklinde işaretleyen çok, onu söyleyeyim. Son derece basit bir soru. Bunu şey için tuttum, bakın. Son derece basit bir soru ama oldukça dikkat isteyen bir sorudur. Grafik artış hızını gösterir. Artış hızı düşse de düşmese de sonuçta nüfus artıyor. Değil mi? 45'te yani 1000'de 10 da olsa artmış. Doğru cevabımız net. Evet. İkinci nüfus sayımı 1844 yılındaki nüfus sayımında hangileri yer almaz? Yok, büyük babalarınız, büyük anneleriniz yaşıyor ise sorun. Kafa kağıdı nedir? Onlar söylerler. Kafa kağıdı söylerler. Yani biz çocukluğumuzda çok duyduk, biz de taşıdık. Bu kafa kağıdı ikinci sayımdan gelmedir. İlk kez nüfus belgesi veriliyor. Ama erkeklere, yani ev reislerine. Evet. Şık yalnız üç oldu. Evet. Evet, onları da aslında şeye söyleyelim, not alsın da onları nasıl gözden kaçırmışlar. Hep senin işin. Bunu gözden kaçıran sensin. Hocam güzel bir soru. 15 yaş altı nüfusu. Oran olarak verildi değil mi hocam? Çok güzel. Daha gelişmiş olduğu söylenen. Evet. Hangisi dersiniz? Yeni Zelanda dünyanın en refah ülkelerinden biri. Şu Yüzüklerin Efendisi'nin çekildiği. Eğer Türkiye Ankara çevresinden bir kazı yapar da dünyanın merkezini geçer, diğer taraftan çıkmaya kalkarsak Yeni Zelanda'da gözlerimizi açarız. Yani tam küresel yüzeyde anaforunu oluşturur. Evet. Sıçrama dönemlerinin gösterdiği bulunmuş noktaları hangileri? Evet. Birinci sıçrama dönemi. Evet. Birinci sıçrama aletin yapılması. Bu orta paleolitik üst paleolitiğe tekabül eder. İkinci tarımın öğrenilmesi neolitik devrim, neolitiğe tekabül eder. Üçüncüsü? Sanayi devrimi. Evet. Çok seviyorum bu tarz soruları. İkiye katlanma süresini nüfus artış hızı belirler. Yani ben bu tarz soruları şöyle çok severim. Mesela mekanik çözülmede hani X, Y istasyonlarını veriyorsun. Gündüz sıcaklığı, gece sıcaklığı gibi veriyorsun. Şimdi -15 + 15. Tamam mı? Sıfır mı? İşte hangisinde, hangisinde fazla, hangisinde yüksek derken adam +15 - -15 = 0. Bunu hep yaparım ve hep de öyle olur. Evet, nüfus artış oranı en az olanda denizde evet. Olmasın hocam? Denizde. Nüfus artış oranı. Evet. Binde, binde bir değil mi? Sonra niye? Daha uzundur derken denizli. Şimdi İki tane ülke örnek vereyim. Hocam az ölüm, az doğum, az ölüm. Sayın hocam. İki tane örnek ülke vereyim. Birisi Mısır, birisi Fransa. Fransa'nın nüfusu, burada şu yanılgı da var. Nedir? İşte nüfus miktarları göz önüne almış. Hayır, artış hızıdır. Asıl olan budur. Yani Fransa ve Mısır'ın nüfusları da birbirine yakın. Onun için bu ikisini aldım. 33 yıl sonra Mısır'ın nüfusu 160 milyon civarında bekleniyor. Yani şimdi 80'lerde ikiye katlanacak. 33 yıl sonra. Biraz daha azdır işte 70'lerde herhalde Fransa, 65-70 aralığında. 535 yıl sonra bugünkü artış hızıyla.
ikiye katlanacak. Evet. Fransa'da durma noktasında nüfus artış hızı, Mısır'da ise %20'nin üstündedir. Evet, devam edelim. Eşleştirmelerimizden hangisi yanlış? Çok güzel, Danimarka. Evet. Çünkü bakın, 4 gelişmiş, yani insani gelişmişlik indeksi yüksek ülke. Ancak bunu tehlikesini görmüş. Nüfusun yaşlandığını, durağanlaştığını görmüş ve başarılı nüfus politikalarıyla nüfusun artış hızını yükseltmiş. Çan kısmına ABD alıyoruz değil mi hocam? Tabii ki. Çan. Onu başarmıştır. ABD. ABD öyledir, evet. Şimdi bu konuda Kanada'nın yaptıkları çok önemlidir. Yani diyor ki, yeter ki çocuk yapın. Arabası benden, evi benden, şimdiden. Bütün eğitim giderleri, şunları bunlar, her şeyi benden diyor. Şimdi bu bizde yapılsa, nüfusumuz 3-5 yılda var ya, Çin'i yakalar. İyi ki öyle bir şey yok. Bunu çözdük mü arkadaşlar? Kanada. Evet. Çan şekilli, az önce Ali Hoca'nın söyledi aslında. Hani bunu başarabilmiş biraz. Tabana bakın. Tamam. Şimdi bakın, bu şeylerde, bu düzgün üçgenlerde, içe dönük üçgenlerde sorun yok. Bir şöyle yaparsanız 15 yıl öncesine gidersiniz. Bu nüfusun 15 yıl önceki haline gidersiniz. Yani arı kovanıdır. Değil mi? Evet. Arı kovanıdır. Arı kovanı ile bunun arasındaki farkı da koyalım şöyle. Arı kovanı. Görüyor musunuz? Yani 15 yaş altı nüfusta bir artış var. Yani bu vatandaş tehlikeyi görmüş ve son 15 yılda artırmaya yönelik politikaları başarıyla uygulamış. Evet, geçelim. Şimdi vatandaş nüfusun geleceğine yönelik projeksiyonları çalışıp ortaya koyabiliyor. Neye bakarak? Yani gökyüzünde yıldızlara bakarak mı? Bilmem işte kahin kitaplarına bakarak mı yapıyor bunu? Bu önemli. Evet. Bu önemli. Hangisi en az etkilidir? Evet. Bu da, ona da Ceyhan demiyoruz, Kahraman Çorum diyoruz, değil mi? Var mı aramızda Çorum? Yok. Bunu da çözelim olay. Öyle kaçmak yok, bir yere gidemez. Yok, sen de. İşlerin hepsi millet yazıyor, hala yazıyor. Yazsın. Evet. Okyanus aşırı. Şimdi bu aslında neyi ölçer biliyor musunuz? Bu göç, möç falan filan değil. Bu yalnızca şunu ölçer. Yani şu ülkelerin nerelerde konumlarına ilişkin bir bilgi verme. Arada bir göz atmış mı haritaya? Bunu ölçer. Evet. Bir sigara içelim ya. Aramızda niyetliler vardır, kusura bakmayın, öyle söyledim. Turizmin ve göçün ortak bir özelliğidir, kültürel etkileşim. Tabii aynı tarz ve boyutlarda olmamakla birlikte onun altını çizelim. Kültürel etkileşim kesinlikle öncülü okursak,
göç eden içinde, göçü alan içinde bu iki farklı kültürün etkileşimi, birbirini tanıması gibi bir gerçeği ortaya çıkarır. Ama inanç dönüşümü kesinlikle yaşanır diyemeyiz. Etnik dönüşüme ilişkin zaten onun mümkün olmadığını söyledik. A seçeneğimiz doğrudur. Şimdi buradaki Birleşmiş Milletler raporuna göre hazırlanmış, daha doğrusu o rapora bağlı sınıflandırmada tabii kullanılan ölçütler o eskiden kullandığımız ölçütlerden çok farklı. Onu söyleyelim. 0-800'ün üstündeki istatistiklerin tümüne çok yüksek insani gelişmişlik diyoruz. İşte 0-800 ve 600 arasındakilerine yüksek insani gelişmişlik seviyesi diyoruz. Sınıflandırmamız böyle devam ediyor. 4 grupta topluyoruz. Orta ve düşük. Ekonomik karakterli uluslararası göç doğal olarak hangi yönlerdendir? Düşük insani gelişim endeksine sahip ülkelerden yükseklere doğrudur. Ya da orta dereceden yükseklere doğrudur. Yani 1 ve 3 doğru olacak. Evet. Tarihteki en büyük kitlesel göç olan kavimler göçünün aşağıda verilen yönlerden hangisi yanlıştır? Bu biraz tarih sorusu gibi olmuş ama artık günümüzdeki programlar böyle iç içe geçmiş durumda. Evet. Avustralya o dönem bilinmiyor. Yani öyle bir kıta var mı yok mu? Yani kıta değil de işte öyle bir büyük ada var mı yok mu? Devam edelim. Evet. 5 jeopolitik miher. Bu Brzezinski'nin önemli bir teorisi. Jeopolitik teorilerin arkadaşlar uluslararası platformda dünya siyasetini önemli ölçüde biçimlendirdiğini bilelim. Mesela Reagan dönemini kıyamı önemli ölçüde belirlemiştir. Huntington belirlemiştir. Mesela Reagan politikalarını, bunların teorileri belirlemiştir. Hitler'in politikasını işte Ratzel'in ardıları olan özellikle Kilen, İsveçli vatandaş, yani Hitler'in fikir babasıdır bir anlamda. Evet, bu aşağıdakilerden hangisi etik alanlarına göre yapılan devlet sınıflandırmalarından biridir? Evet. Cevap olarak ne diyeceksiniz? Evet, ne dediniz? Evet, arkadaşlar bu etik doğal olarak etnik olacak. O yüzden soruyu anlayamadım, değil mi? Feodal devlet tamamen etnisiteye dayalıdır. Tamamen etnisiteye dayalıdır. Ve ona bağlı yönetim mekanizmalar da oluşturulur. Yani saltanat, vesayet, babadan oğula geçiş, feodal devletlerin en karakteristik özellikleridir. Evet, Tex Mars, bu ünlü merkezi Kudüs olan büyük güç şebekesinin yaratıcısı. Evet, entrika çemberi. Geldik, mezotop devletler alanı 40 bin ile 899 bin kilometre kare arasında olan devletlerdir. Orta büyüklükte devlette denilir bunlara. Bunlardan
Hangisi? Evet. Şimdi söyleyelim. Bunları tek tek hemen söyleyelim. Şili Türkiye'ye yakın bir yüz ölçümüne sahip. Kuzey-güney yönünde dünyanın en uzun ülkesi. Hani Pablo Neruda uzun taç yaprağı şeklinde tanımlar ki Şili'dir kendisi. Norveç Mercator haritalarında Türkiye'nin 2-3 katı görülür. Dikkat ederseniz oysa Türkiye'nin tam olarak yarısı. Yarısından çok az. 440 bin civarında kilometre kareye sahip. Türkiye'yi biliyoruz. Burada Letonya ve Çat arasında kalanlar için söyleyeyim. Letonya, Baltık ülkesi, Rusya'dan ayrılan ilk ülkelerden biri. 40 binin üzerinde, bunu haritadan da çıkarmanız mümkün. Ya Çat milyonun altında mıydı, üstünde miydi şeyine düşmeden hemen söyleyelim. Yani o ikilemine düşmeden Mısır'ın güneyinde yine Nil havzasında yer alan Sudan ile Çat Afrika'nın en büyük ülkelerinden biridir. Çat doğru cevabımız. Milyonun üzerindedir yani. Aşağıdakilerin hangisi alanı birden fazla parçadan oluşan devletlere örnek verilemez? ABD'nin iki büyük parçası var biliyorsunuz. Biri Alaska'dır, diğeri Hawaii'dir. Evet, Malezya, Sumatra'da, pardon, Malaya Yarımadası'nda ve Endonezya grubunda adaya sahip birkaç parçadan oluşur. Panama, Azerbaycan ve Rusya. Örnek olarak verilemez diyoruz. Azerbaycan arkadaşlar, şimdi şey diyeceksiniz. Tabii Nahçıvan Karabağ'da var. Bir de şu cepheden de bakarsanız ama o yanlış olur. Şöyle olur. Azerbaycan'ın güneyi, Güney Azerbaycan, İran'ın resmi toprağıdır. Yani o cepheden bakıldığında şey olarak siyasi anlamda yanlış olur. Anlatabildim mi? Evet. Rusya tek parçadan oluşuyor arkadaşlar. Hocam Kaliningrad burayı nasıl? Nasıl? Kaliningrad var ya Akdeniz'inde toprağı var ya Rusya. Kaliningrad diye yazıyor. Ama şeyde bütündür şu o. Almanya ve Polonya içerisinde. Yok. Şeyde bütündür. Yani Rusya'da bir parçalanma yok. Buna bunu not alalım, ona bakayım ben tekrar. Yanında harita da var. Heh. Harita da var, benim gözlükten var. Ama o atlas iyi bir atlas değil, söyleyeyim. Polonya ile Polonya arasında sınır. Evet, Kaliningrad. Ama anladım burası. Ama burası halen sorunlu bir şey bölge. Yani resmileştirilmemiş bölge. Ama haklısın. Evet, bu soruyu not edelim. Evet, onun değiştirmemiz gerekir. Şekilsiz alanlardan ne anlıyoruz? Evet, yani geometrik anlamda tanımlanamayan. Değil mi? Evet. Bu ülkeleri biliyor muyuz? Aşağı yukarı konumlarını. Kamerun, Afrika, Zambiya, Afrika, Mali, Afrika, Somali, Afrika, Lesotho,
Lesotho'nun özelliğini söyleyelim hemen. Güney Afrika içerisinde onu berekli hale getiren küçük bir ülke. Cevabını açalım. Lesotho doğru yanıt. Uluslararası çatışma alanlarından biri olan Keşmir bölgesi olacak bu. Soruna taraf ülkeler aşağıdakilerden hangilerdir? Pakistan ve Hindistan. Şimdi onu da hemen söyleyelim. İlk ayrışma biliyorsunuz Nehru dönemi, Gandhi dönemi. İlk ayrışmada Pakistan, Batı ve Doğu Pakistan şeklinde. Yani biz liseli yıllardayken tek devletti. Doğu ve Batı Pakistan. Daha sonra ünlü bir Hint-Pakistan savaşı vardır. Savaş tehlikesi daha doğrusu. Tabi bu daha çok işte Keşmir kaynaklıdır. Ondan sonra Bangladeş adı ile Doğu Pakistan bağımsızlığını ilan etti, ayrıldı. Ama Keşmir'de işte hakimiyet, üstünlük tartışmaları halen devam eder. Haritalarda, daha doğrusu Birleşmiş Milletler nezdinde de Keşmir, Hindistan'a bağlı görünüyor. Onu belirtelim. Evet, Kafkasya'da uluslararası çatışma alanlarından biridir. Kazakistan zaten Kafkasya'da değil biliyorsunuz. Afganistan değil biliyorsunuz. Kosova, Balkanlar'da, o da çatışma alanı. Bosna Hersek, Balkanlar'da, Çeçenistan doğru cevabımız olacak. Evet, Cemiyeti Akvam. Gerçi bunu başaramamış, yani başarılı bir organizasyon değil bu anlamda. İşte daha sonra şeye dönülmüş, bildiğim. Evet, Denizli. Evet. Yani yayılmacı politikaları hangisi izlemez? Soru bu. Biraz da güncel bir sorudur. Şimdi Çin derseniz Çin'in Sincan bölgesi, Doğu Türkistan bölgesi, Tibet bölgesi değil mi? Eğer Rusya'nın kendisinden ayrılmışlar üzerindeki hakimiyeti halen devam eder. Evet, Hindistan'ın Keşmir ve Assam. Japonya'nın Mançurya rüyası halen devam eder. Çin ile tabii Mançurya davası halen rüyası bu resmi olmasa da o devam eder. Doğru cevabımız Nijerya'dır. Evet, basit bir tablo. Son derece basit bir tablo. Türkiye jeopolitiğine ilişkin. Bunlar daha çok da şeydir, Talip Yücel'in. Şimdi Talip Yücel'in Türkiye jeopolitiğini üzerine daha ayrı ve önemli bir şeyi vardır. Talip Yücel'in ismini Özkan duymuşsunuz. Tabii sizin zamanınızda yoktu yani, bizim zamanımızda emekli oldu. Türkiye coğrafyasında. Bu vatandaş mesela Türkiye Avrupa ülkesi midir, Asya ülkesi midir üzerine çokça çalışmış. Uzun uzun makaleleri olan bir vatandaş. Evet, daha çok ondan alınmadır. Mesela bu jeopolitik anlamda işte güçlü yanları, zayıf yanları hep şey derdi. Üç tarafının denizlerle çevrili olması bir zayıflıktır derdi. Bunu asla şey yapmaz, haz etmezdi bunları. Yani keşke Orta Anadolu'nun ortasında olaydık da denize kıyımız olmayaydı. Aynen öyle yani. Öyle demezdi de öyle düşünürdü. Evet. Tam şey yani. Kara götürüyor. Evet. Bu artık çok da klişeleşmiş bir şey. Geçelim. Evet. Evet.
tundra tayga kuşağı. Aslında tundra tayga kuşağı dediğimizde dünyanın en büyük tayga ormanı, alanı da en geniş tayga ormanı burada. Onu da hemen söyleyelim arkadaşlar. Şimdi orman varlığı bakımından, yani toplam yüz ölçüm itibariyle Rusya dünyada ilk sırada açık ara. Herkes işte Brezilya ya da Kanada falan düşünür. Ama oran itibariyle Rusya'nın önünde çokça ülke var. Yani Finlandiya geçer, Zaire geçer, Demokratik Kongo geçer, Surinam geçer. Evet. Neresiymiş? Sibirya. Devam edelim. Almanya. Şimdi burada Almanya'yı koyuşumun nedenini de söyleyeyim. Çünkü Almanya 45'te yenik sayıldı. Yani yenik sayıldı değil, yenildi. Dolayısıyla bir yığın ablukaya alındı. İşte bir yığın yaptırıma uğradı. Bu anlamda tam bağımsız hareket edebildi diyemiyoruz. Yani bunun da güzel bir örneği vardır. Bu ünlü Frankfurt okulları dahil olmak üzere, Bavyera okulları dahil olmak üzere İngilizler tümünü kapatır. Ama Almanlar, bu yaşanmış bir şeydir, resmen yalvarırlar. Bakın yalvarma da nasıldır biliyor musunuz? Yani Churchill aynen şöyle der, çok affedersiniz, bu namussuzlara eğitim, meğitim falan filan yok. Aynen böyle der, aynen böyle der. Almanlar resmen yalvarır, programı siz yapın, öğretmenleri siz seçin, siz yetiştirin. Sizin dilinizde ama eğitimi yapalım. Okullar öyle açılır. Yani Almanya bu durumdadır. Yani Almanya'yı koymamızın nedeni bu anlamda güçlü bir şey olması. Çeldireç olmasıdır. Evet. 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 Bu yüzey deniz seviyesinin üstünde, tabanı deniz seviyesinin altında. Ne derdik bu tür göllere? Ali hocamız vermiştir. Evet, aferin. Kripto depranik göller ya da depresyon göller. Baykal. Evet. Sanayi devrimi. Şimdi burada da şunu söyleyelim. Hani şöyle diyelim. Mesela yüksek fırın icat edilinceye kadar taş kömürünün yüzüne pek kimse bakmadı. Diyelim işte motor icat edilinceye kadar kimse petrolün yüzüne bakmadı. Ya da dinamo icat edilinceye kadar kimse suyun yüzüne bakmadı. Ama enerji ihtiyacı hep vardı ayrı. Dolayısıyla arkadaşlar gelişmeler tümü olmamakla birlikte, yani sonuçta adı üstünde gelişme, ama bazıları geçmişten bütünüyle kopuşun da temsilcisidir. Bunlardan biri tarımın öğrenilmesidir. Yani bu az boz bir şey değil. Bu geçmişten kopuşun temel başlangıçlarından biri. Diğeri de sanayi devrimidir. Yani sanayi devrimi öncesi ve sonrası milat gibi ayırmamız mümkün. Neolitik devrim öncesi sonrası ayırmak mümkün. Devam edelim. Yazı da öyledir bak. Yazı da öyledir. Evet. Nijerya. Nijerya bakın Afrika'nın en çok petrol üreten artı kolombit üretimini yapan ve satan tek ülke. Yani yeryüzünde bir başka ülke yok. Bunda not alın isterseniz. Kolombit üretimini, daha doğrusu çıkarımını yapan kolombit
Kolombiya üretimini yapan ve çıkaran tek ülke. Çıkaran ve satan tek ülke. Tabii alıcısı da Amerika. Söyleyelim. Devam edelim. Evet. Evet. Ne dersiniz? Bu da iki cevap. Daha doğrusu iki seçenek arasında kalmak mümkün. Anlamadım. Sanayi devrimi diyorsunuz. Neden A veya E değil? Kökten mi çıkardınız? Hı? Mesela A diyenler çok. E diyenler daha da çok. Sanayi devrimi daha az. Evet, zor. Zor bir sorudur. Yani zor bir sorudur. Ya bu soruyu bu sorunun çözme oranı oldukça düşük. Yazdığıma da bir pişman oldum ama aferin sanayi devrimi. Ama neden A ve E değil? Eğer kökü, yani öncülü dikkatli okursak aslında A ve E'den hemen uzaklaşırız. Şöyle uzaklaşırız. Bir kere A hemen başta gider. Ama neden E değil dersen, E'deki gelişmeyi de sanayi devrimi sağlamıştır. Değil mi? Yani oradaki bütün araç, ulaşım, şu, bu değişimler teknolojiye bağlıdır. O da sanayi devrimi ürünüdür. Geçelim. Yani burada benim iPhone 5'in şeyini hep veririm. Yani örneğini hep veririm. Evet. Talep azalır ise üretim kesinlikle azalır ya da yön değiştirir. Burada herkes yalnız bir midir, bir ve iki midir? Yani A ve C arasında kalmıştır. Ama yön değiştirir. Bakın, kesin olarak azalır ve kesin olarak da yön değiştirir. Kuş gribi çıktığında arkadaşlar herkes kırmızı ete yöneldi. Yön değişti. Ama deli dana hastalığı çıktığında herkes balığa hücum etti. Yön değişti. Aynen böyle oldu. Devam edelim. Evet. Suyun bulunabilirliği. Bunu biliyor muyuz? Bakın. Demir, çelik, kağıt, termik santral, otomotiv, nükleer santral. Hocam yani demir, çelikte ne işi var? Nükleerde hele ne işi var? Evet. Tabii ki soğutma suyu olarak. Yani koca akarsular kullanmış yani. Kocaman akarsular kullanmış. Mesela Mersin Akkuyu'da nükleer santrale ilişkin temel itiraz ve önce vazgeçiş en önce orada düşünüldü. Sonra Sinop'a aktarıldı. Sonra bakıldı işte biraz da politik yani şey falan var, politik yatırımları. Şeye tekrar alındı. İkinci nükleer santral olarak. Deniz suyu sıcaklığı. Çünkü orada soğutma suyu olarak deniz suyu düşünülüyor. Sinop'ta da öyle. Kıyıda kurulmasının neden, en temel nedenleri de bunlar. Deniz suyu sıcaklığının bunu sağlamayacağı öngörülmüş, hesaplanmış. Onu belirtelim. O sorunu nasıl çözdüler bilmiyorum. Evet. Devam edelim. Evet. Biliyor muyuz bunu? Şimdi arkadaşlar öncelikle şu yanılgıları falan bir düzeltmekte yarar var. İşte maden, metal ayrımını yapmakta. Yani vatandaş örneğin işte diyor ki söyleyin bakayım Akseki'de ne çıkarılır? Cevap alüminyum. Ya da işte diyor ki alüminyum nerede çıkartılır? Cevap Akseki.
gibi. Şükür ki işte tunç nerede çıkartılır diye soruya rastlamadım. O da mümkün aslında. Evet. Tunç bir alaşım ve tesadüf ile elde edilmiştir. Onu söyleyelim. İlk işte bakır, daha doğrusu hematit mağara resimlerinde boya olarak kullanılır. Daha sonra işte alaşım benzeri şekilde gider. Az önce sözünü ettiğimiz dönüşümü sağlayanlardan biri de demirdir. Demirdir. Yani demir de bunu nasıl yapacağız? Demir de bir eskiden kopuşun başlangıcı olarak kabul edilir. Demirin böylesine bir özelliği var. Yani çok önemli bir aşamadır insanlık tarihinde. Devam edelim. Evet. Kapat hemen. Evet. Bu sınıflandırmanın kim tarafından yapıldığını biliyor musunuz? Bakın, bu sınıflandırmaların kimlerce yapıldığı. Örneğin, kıyı sınıflandırılmasında diyelim Atlantik, Pasifik kim tarafından yapıldı? Ya da iklimde diyelim ise toprak nemini esas alan sınıflandırma kim tarafından yapıldı? Ya da hava kütleleri, cepheler ölçüt olarak alınmış bir iklim sınıflandırılması yapılmış. Kim tarafından yapıldı? Bunları bilmek durumundayız. Yani bunları bilelim, sorabiliyorlar. Bu şeklin üzerinde cevap, yani birazcık dikkatle izlenirse ok yönleri değerler son derece açık. Eşkenar üçgen. Net olarak Kahraman Çorum seçeneğimiz ortaya çıkar. Devam edelim. Evet, bu da basit ama pek de insanın aklına gelmeyen bir şey. Bunu ben Adapazarı'ndan Ankara'ya 7 yıl boyunca gittim geldim. Adapazarı'nda çalışıyordum. O dönem bir başka yerde yazıyordum. İşte 3 gün buradayım, 4 gün Adapazarı'nda. Bu Bolu'da geçerken o çatılara falan hep dikkatimi çekmiştir. Oradan geldi aklıma bu soru. Evet. Ha, bundan şey yapmıştık. Efendim? Ha, az öncekine geçebilir miyiz? Az öncekine geçelim. Batman, Türkiye'nin az yağış alan yerlerinden birisidir. Yani 450 milimetrenin biraz altında yağış alır. Evet, Türkiye'nin en sıcak, yani yaz mevsiminde en sıcak değerlerine sahip yerlerden de birisidir. Evet. Basit bir matematik sorusu bu aslında. Öyle değil mi? Yani çok basit. Kabatarsak oranlama yapacaksınız. Kat itibariyle düşünün. Katlar itibariyle. 10 kat, 5 kat, 20 kat şeklinde. Cevap kendiliğinden çıkar. En fazla ve en az. Evet. Brezilya için değil mi? Yok. En fazla oran olarak Zaire görünüyor, tabii. En az Çin görünüyor. Refraktör özelliği biliyor musunuz? Hı? Evet. Ha, daha zayıftır diyor. Hayır, boksit. Boksit olacak. Wolfram'ın güçlüdür. Yüksek sıcaklıklara dayanıklılık.
Yani Wolfram en dayanıklı olanlardan biridir. Şimdi tabii. Şimdi bunlara ilişkin de şöyle bir anekdotu aktarayım size. Bu madencilikte özellikle pek çok şey, bu tuncun elde edilmesi gibi tamamen tesadüflere bağlı. Tamamen tesadüflere bağlı. Çeliğin de elde edilmesi ilk önce tamamen tesadüf. Tamamen. Ve bu kromla sağlanmış. Ama daha sonra diğer alaşımlar deneniyor. Yani resmen deneniyor. Vanadyum deneniyor. İşte manganez deneniyor. Bunların tümü deneniyor. Wolfram, tungsten deneniyor. Tabii o denemelerde arkadaşlar ilginç iki kardeş Alman, Sas kardeşler. Bunlar bilim insanı falan filan değil. Tam müze atölyeleri var. Ve bunlar bir amaçları için deniyorlar. Amaçları da aslında hemen söyleyelim. Bunlar banka soymayı düşünüyorlar. Ve şu ateş ne deniyor ona? Yok kümür ne deniyordu? Evet. Hani sürekli ateş ağzı falan eritmesin şeklinde bir çalışma yapıyorlar. Ve onu da buluyorlar. Yani deneyerek buluyorlar. Ve çok rahatlıkla işte kasaları açıyorlar. Çok uzun süre yapıyorlar bu işi. Bunların peşinde olan bir müfettiş dikkatini çekiyor. Yani o suç aletleri falan orada bırakılıyor. Adamlar paraları alıp gidiyorlar. Erimemiş. Asla olduğu gibi duruyor. Ve o müfettişliği bırakıp dünyanın bugün en büyük şirketlerinden birini kuruyor. O alaşımda. Evet, daha sonra işte molibdenin, manganezin, işte wolframın, vanadyumun bu alanda kullanılması böylece geliyor. O özel çeliklerin falan ortaya çıkışı böyle. Yok, onu söylemeyelim şimdi, çekimde var. Evet, devam edelim. Sanayi faaliyetlerinin kuruluş yeri seçiminde pazar alanlarının etkisi altında kalması. Yani cümleyi dikkatli okumak gerekir. Şimdi fabrikayı şuraya koyduk. Ama buraya koymamızın nedeni pazar. Yani cümle bu arkadaşlar. Yani fabrikayı ben buraya değil de buraya kurdum, nedeni pazar. Evet, neden dersiniz? Edirne. Kesinlikle Edirne, evet. Bakın bu önemli. Hani işlenmiş maddelerin kırılabilir olması. Sen şimdi cam fabrikasını Hakkari'ye koy, 10 bin nüfusu var, 100 bin üret, getir Ankara'da satmaya çalış. Yani bu akıl işi değil. O 100 binin 10 binini ancak getirirsin, getiremezsin. Evet. Baktık bu soruya. Şimdi evet, bu olimpiyatlardan yola çıkarak vatandaşlar hemen onu atlarlar diye düşündüm. Evet, cevabı açarsak, Ceyhan doğru. Yani o ya olimpiyatların icadı Yunanistan falan filan der, hemen es geçerler şeklinde düşünüyorum. Aşağıdakilerden hangisi ülke içindeki üreticilerle yabancı üreticilerle daha etkili biçimde rekabet etme imkanı vermektedir? Diyorsunuz. Şimdi bakın. Bakın bu son derece basit bir kural arkadaşlar. Son derece basit bir kural. Şimdi bunu burada üretmen de mümkün, dışarıdan alman da mümkün. Değil mi?
Dünyada genellikle şu yol izlenir. Bizim gibi ülkelerde. Mesela biz bunu uzunca yıllar, hatta şimdi izliyoruz maalesef. Maalesef diyorum. Çünkü bunu burada ürettiğinde işte 2 dolara üretiyorsun. Ama dışarıdan 1,5 dolara alıyorsun. Bu mantıklı bir şey, değil mi? Yani orada bir kar, bir tasarruf söz konusu gibi duruyor. Ama bunun üretim sürecinde, istihdam ettiği nüfusu göz ardı ediyorsun. Bu çok önemli bir şeydir. Mesela biz bunu tarımda yaptık, biz bunu hayvancılıkta yaptık maalesef. Ve şu anda onları bitirme noktasına getirdik maalesef. Evet. Burada yani basit bir ekonomi sorusu aslında. Böyle düşüneceksin. Yani bunu üretmenin şartı. Dışarıdan 1,5 dolara getiriyorsun ve rekabet ettiriyorsun. 1,5 dolar kazanır tabii ki. Made in Cihena yazıyor. 2 liraya saat satıyor adam. Ve halkımız da alıyor. Alıyor yani. Öyle değil mi? Yani gidip 100 lira vermiyor saat. 5 lira verip alıyor. Üstünde Cihena yazıyor. Nasıl ama İngiltere'cem iyidir değil mi? Görüyorsunuz. Evet, doğru cevabımız A. Aferin. Evet. Ne dersiniz? İslam ülkeleridir. İslam ülkeleri, evet. Hemen söyleyelim. Uzak Doğu Asya'da adalar grubu Endonezya. En çok Müslüman nüfusa sahip ülke. Kuzey Afrika bütünüyle. Gine Körfezi'nde Nijerya, %80'i İslam'dır söyleyelim onu da. Ama %80 önemli bir rakam, bu yüzden İslam ülkesi olarak alıyoruz. Evet, bunu bilenimiz var mı? Bu ekonomik nüfus yoğunluğunu. Bu önemli. Aşırı nüfus, yetersiz nüfus ve optimum nüfus ekonomik nüfus yoğunluğuna bağlı ortaya çıkartılır. Evet. Son derece, yani tanımada bakın. Birin altında, birin üstünde. Şimdi arkadaşlar, ekonomik nüfus yoğunluğunda şuna dikkat edeceğiz. Ekonomik nüfus yoğunluğunda, formül verilmiş zaten. Aşırı nüfus, yetersiz nüfus, optimum nüfus belirlenmesinde kullanılan bir yoğunluk diyoruz. Ancak bu yoğunlukların ortaya çıkartılmasında yalnızca aritmetik yoğunluğa bakarak, örneğin Kanada'da olduğu gibi, örneğin Bangladeş'te olduğu gibi, bakarak işte bir çıkarım yapmak her zaman doğru olmayabilir. Bunun en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Yani Suudi Arabistan'a fiziki ortam itibariyle bakarsanız kesinlikle aşırı nüfustur. Çünkü Suudi Arabistan'ın beslenmesini sağlayacak ne yoktur orada? Doğal koşullar yoktur. Yoktur yani. Doyamaz, beslenemez. Ama diğer etkenleri kattığında petrol gibi mesela, bu kez de yetersiz nüfus. Ülke konumuna gelir. Burada işte daha çok hep bu yurt örneğini veririm ben. 4 kişilik bir yurt odası öyle dizayn edilmiş. Eğer buraya 2 kişiyi yerleştirmişsen sorundur. 8 kişiyi yerleştirmişsen yine sorundur. Aşırı nüfus dediğimiz olaydır bu. İdeali yani optimumu 4'tür bu. Öyle bakacağız. Ülkelerden çıkarmak da mümkün olur. Evet, 2 kıtada toprağı vardır diyoruz. Hangisi? İki kıtada toprağı olan Brezilya. Burada. Mısır kuzey yarımküre ülkesidir. Yani yok. Brezilya. İki kıta hocam. Asya değil. Asya, Afrika. Ha, ben iki yarım kürede anlıyorum.
Özür. Soruyu yazan benim ya. He, Asya, tabii Sina Yarımadası, Asya'da. Özür. Asya kaplanları. Japonya'da aslında yok. Evet. Evet. Burada hemen doğal ve yapay sınırlara da değinmiş olalım arkadaşlar. Akarsular doğal sınırlar arasında yer alır. Su bölümü çizgiler de öyledir. Doğal sınırlar arasındadır. Mesela haritalarda akarsuları takip eden sınırlar kesik çizgilerle bir akarsuyun işte doğusundan yani sağından solundan devam eder. Onun da anlamı şudur. Sınır akarsuyun talvek çizgisini takip eder. En derin noktalarını takip eder anlamındadır. Ancak göllerde, denizlerde, çöllerde, örtü buzullarıyla kaplı bölgelerde yapay sınırlar. Mesela özellikle çöl bölgelerinde, tabii orada sömürgecilikten de kaynaklı. Yani onun da önemli etkisi var. Cetvel konulmuş ve çizilmiştir. Evet, burada Lena Sibirya'da Kuzey Buz Denizi'ne dökülen işte tembel akışlı ama güçlü akarsulardan biridir. Yalnızca Rusya'ya aittir. Kura biz de biliyorsunuz Ermenistan sınırını çizer. Tuna bir yığın ülkenin en uzun Romanya-Bulgaristan arasındaki sınırı çizer. Tajo çok kısa mesafede de olsa 90 kilometre civarında Portekiz, İspanya, Meriç, Yunanistan ile Türkiye'nin sınırını çizer. Evet, Adriyatik ülkelerinden değildir diyoruz. Yer alır. Adriyatik ülkesi İtalya. Türkiye'de tüm çağını aydınlatan en önemli merkezler Ankara'da Ağlaklı ve Kayseri'de Kültepe'dir. Bu merkezlerdeki buluntular arasında aşağıdakilerden hangisinde yer aldığı söylenemez. Aferin. Evet, Denizli, çok güzel. Aferin. Neden? Tunç Çağı diyoruz. Henüz demir bulunmuş. Tunç Çağı diyoruz. Henüz demir bulunmuş. Evet. İsrail'de Moşav köyleri. Yerleşme planına göre sınıflandırmada meydan köyleri diyoruz. Aferin. Evet, Mumbai ya da Bombay, Hindistan'ın en büyük şehri ama başkent değil, Yeni Delhi'dir. Rio ikinci büyük şehirdir Brezilya'da ama başkent değildir. Lagos en büyük şehirdir Nijerya'da ama başkent değildir. Sydney en büyük şehirdir Avustralya'da ama başkent değildir. Seul, Güney Kore'nin başkenti. Antinatalistler ile pronatalistler, bu ayrımı biliyorsunuzdur Cumhuriyet tarihi boyunca, özellikle 60'lı yıllarda bu ayrım çok önemlidir, siyasete falan da yansımıştır. Tabii devlet politikalarına da yansımıştır. Tabii her birinin, yani böyle çok kabaca hani dini inançlara falan filan bağlanır falan ama yani öyle değildir. Öyle değildir. Bu iki grubunda yani savunucuları arasında önemli dayanaklar var. Yani şu nedenlerden dolayı şeklinde. Evet. Antinatalistlerin dayanaklar arasında yer almaz diyelim buna. Ne dersiniz?
Evet. Aferin. Devam edelim. Bunu biliyor musunuz? Hiç köylük yerde yaşayan, aferin. Nereden biliyorsun? Sorularda gördüm. Ha, sorularda gördün. Yoksa köyünde, meyinde falan filan. Bunu böyle köyde yaşam geçirmiş, eline bizde dirgen derler, tırmık derler, yaba derler, tırpan derler. Bu tür tarım araçlarını ellerine almamış. Daha doğrusu toprakla tanışmamış vatandaşlar. Bunu zor çözer. Çeltik ne biliyor musunuz? Yemlik ne? Bir de yemliği özellikle sordum. Bir de yemlik ot vardır. Orta Anadolu'da çok yaygındır. Madımak gibi. Bilir misin sen? Bilirsin. Evet. Çok hoştur tadı. Yani özellikle yemlik toplaması da zordur. Evet. Bu arada memleketler nereler? Çanakkale'li misin? Yok, Amasya. Gül. Ankara Kalecik. Kalecik'lisin. Gidip geliyor musun Kalecik'e? Yani Kalecik'le sizinle bizim aramızda bir şey, İdris Dağı var. Manisa Salihlisin. Amasya. Amasya. Sınıfı biz Amasyalıların işgaline uğradık. Evet. Evet. Evet, devam edelim buna. Bu kuralı biliyor musunuz? Değişme göz önüne almayın. Şimdi bu A'dır, B'dir, C'dir ya da E'dir ya da D'dir. Ondan daha önemli şey kökteki ifade. Ona dikkat edin. Bağıl nem neyi belirliyormuş? Zeytinin sofralık ya da yağlık olması. Ben bunu bilmiyordum. Ben bunu Talip İcel'den öğrendim ve ne zaman öğrendim? 4. sınıftayken öğrendim. Yani coğrafya, dil tarihte coğrafya öğrencisi olarak 4. sınıfa gelinceye kadar ben bu bilgiyi bilmiyordum. Siz daha önce hiç duymuş muydunuz bunu? Üniversitede. Üniversitede gördünüz ya. İyi. Evet. Bakalım cevaba. Kahraman Çorum'muş. Manisa değilmiş, Kahraman Çorum'muş. Evet, devam edelim. Evet. Manda'ya ilişkin bir soru. Samsun. Yakından görenimiz var mı? Manda. Sen de gördün. Vallahi ben görmekten öte güttüm de yani. Övmek gibi olmasın, çobanlığımızda vardır. Evet. Evet, bakın bu da önemli bir sorudur. Bu da önemli bir sorudur arkadaşlar. Evet. Bursa'da açılmıştır. 1963. Evet, bu daha çok işte şeye bağlı, projelere bağlı bir soru bu. Evet.
Duyanlarımız var mı? Tetek, Karayka, Park, Tem, Bea. Yani bunları daha önce duyduk mu? Tem'i duymuşuzdur. Evet. Tem doğru cevabımız. Peki bu son olsun. Yani bir ara verelim. Şimdi burada şeyin ismi birazcık yanıltır size. Biliyor muyuz medeniyetler bütünleşmesinin Buzan ve Segal tarafından geliştirilmiş olduğunu biliyoruz. Peki şunu biliyor muyuz? Buradaki bütünleşme hani doğu batı şeklinde algıdır. Daha doğrusu öyle lanse edilir. O doğu batı insanlarda ne tür algılar oluşturur? Ama genel olarak oluşturulan algı işte Avrupa, Asya ya da işte Hristiyanlık dünyası, İslam dünyası şeklinde bir algı oluşturur. Onların kaynaşması şeklinde değerlendirilir bu bütünleşme. Oysa değildir. Yani diyor ki üstün olan medeniyet batı kültürüdür. Orada birleşecek. Yani herkes bir gün Fenerli olacak gibi bir şey bu. Yani ben Beşiktaşlıyım ve Fenerli olacağım. Var mı aramızda Fenerli? Cimbomlar kimler? Cimbomlar. Beşiktaşlıyız. Evet, bu bir 5-10 dakika ara verelim mi? Kübra kimdi arayan kızım? Erhan mı? Ergüç mü? Bir şey yap. Şimdi o bir saat tutar. Ara. De kapatmak zorunda kaldım. Şemuz hocam çekin dedi. Bu önemli. Tabii bu biraz da yine şeye harita çalışmalarına bağlı bir soru. Şimdi burada şey de şu da önemli arkadaşlar. Tarihsel süreçte siyasi çalkantıyı en fazla ve önce geçirmiş kıtalarda bölünme daha fazladır. Bu genelde bir kuraldır. Bunu Amerika çok daha önce diğer kıtalara, Amerika değil, Avrupa yaşamıştır. Yani kavimler göçüyle başlayan ki o şey asıl işte yapılanma oradan itibaren gelir. Uzunca bir süreç, çatışmalarıdır, savaşlarıdır. Bugünkü görünümünü almış. Avrupa doğru cevabımız. Devam edelim. Gece yarısı meridyeni kavramını duymuş muyduk? Evet. Tarih değiştirme çizgisi. Tabii. Bunu da şeyde de yazdım aslında. Yani kitapta da var bu. Eğer gözünüze çarptıysa. Yani Sevilla'ya dönüşte Delcano ki o 5 gemilik filodan yalnızca en küçüğü Victoria onunla dönülüyor. Delcano komutasında sapma var tarihte. Sapmayı bir türlü şey yapamıyorlar. Yani gümrükler kontrol ediliyor, şu bu falan filan. O sapmanın nedeni işte daha sonraki çalışmaları ortaya çıkartılıyor. Evet. Bu da oldukça önemli bir soru. Bunu dikkatle, biraz da tutalım, bunu dikkatle okuyalım arkadaşlar. Asya Akdenizi. Güney Denizi'ne tam da böyle demiş. Asya Akdenizi. Şimdi coğrafyada bu şeyler önemli. Yani örneğin Güneydoğu Anadolu'da Güneydoğu'nun Çukurova'sı derler, Nusaybin Ovası'na. Bu çağ suyu sular, o sulamadan kaynaklı ki Mardin eşiğinden sızan suların beslediği bir debisi yüksek sulardan birisidir.
yani pamuk yetişmesine imkan sağlar. Çukurova'nın şey, Güneydoğu'nun Çukurova'sı denir Nusaybin'e. Nedeni? Burada da örneğin işte Uzak Doğu'nun Akdeniz'i ya da Asya Denizi. Yeni Zelanda, Avustralya'nın güneydoğusunda yer alan. Evet. Devam edelim. Dostça bir boşanma olarak nitelendirilen gelişme sonucu oluşmuş ülkelerdir. Evet. Çekoslovakya idi. Çek ve Slovakya şeklinde dostça bir bölünme sağlandı. Bu arada Almanya birleşmesinden önce Batı Almanya'nın resmi adı Federal Almanya'dır. Evet. Bu da harita bilgisine dayalı bir soru. Labrador Yarımadası Kanada'dır, doğru. Kola Rusya Federasyonu'ndur. Kamçatka Rusya'nındır. Mora Yunanistan'ındır. Jütland Danimarka'ndır. Doğu yarım kürede. Yani başlangıç meridyen doğusunda yer alacak. Yok. Belçika olacak. Tabii. Andorra'yı hemen söyleyelim. Fransa-İspanya sınırında, yani Pireneler üzerindedir. Dünyanın en eski cumhuriyetidir, onu da belirtelim. Yani en eski resmi cumhuriyeti Andorra'dır. Şey, özür dilerim, San Marino. Dünyanın en küçük devletlerinden biridir Andorra, dağlık bölgededir. Bir ortaçağ şato devletidir daha doğrusu. Evet. Buluşlarımız önemli. Paleolitik insanın en önemli buluşu ateştir. Kalkolitik kültürlerin madenler ve alaşımlarını bulduğunu biliyoruz. Evet, neolitik kültürler pulluğu değil, pulluk sanayi devrimi ürünüdür. Kahraman sorum cevabımız. Mezolitik kültürler kil, neolitik kültürler tarımın öğrenilmesi. Evet. Tol adı verilen yerleşmelerin karşılığı Berber. Orada kasaba. İşte bizde bizim öğrenciliğimizde nahiye kavramı da vardı. İdari anlamda. Nahiye müdürleri vardı. Köyler işte muhtarlıktı. İlçeler kaymakamlık şeklinde. Devam edelim. Evet. Bunu bilmiyor muyuz? Aferin Tokyo. Şimdi... hepsini söyleyeyim. Şimdi Manaus Amazon ortalarında daha yeni bir şey. Yani bu kauçuğa, özellikle kauçuğa ve kakaoya bağlı plantasyon tarımı için kullanılmış. Ulaşımı da havadan sağlanan ya da Amazon üzerinden sağlanan Batılıların resmen bir ticari koloni olarak kurdukları şehirdir. Amazon ortasındadır. Rio 1550'li yıllarda kurulmuş. New York 1618'de Hollandalılar tarafından kurulmuştur biliyorsunuz. Guayaquil yine Latin Amerika'da önemli bir liman şehri. Batılılar tarafından kurulmuş. Ama Tokyo eski dünyada, Japonya'da yani çok 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 daha önce coğrafi keşiflerden önce kurulmuş bir şehir. Evet, 1960 sonrası ekonomi politikalarının kapsamındadır diyoruz.
Evet, Devlet Planlama Teşkilatı 60'ta kuruldu biliyorsunuz. Güzel. İlk şeker fabrikası hangisi? Evet, Uşak mı, Alpullu mu, Turhal mı? Alpullu'nun açılışı önce ama planlama Uşak. Fakat yapım hızı daha fazla olduğu için, daha hızlı olduğu için Alpullu daha önce açılmış, kısa bir süre önce. Evet. Bu verimli yılın yorgunluğu ifadesi yine Talip Yücel'indir, rahmetli hocamın. Bu bütün meyve ağaçlarının aslında ortak özelliğidir. Fakat bazılarında çok belirgindir bu. Zeytinde çok belirgindir, portakalda belirgindir. Fındıkta, ki fındık değil değil mi, fındık çok belirgindir. Evet, bu durum neyi sizce etkiler? Üretimi etkiler mi? Etkiler. Buna bağlı tüketim etkilenir mi? Etkilenmez mi? Kesinlikle etkilenir. Yani üretim, tüketim birbirini etkiler. Yani stok, bu tokta, şununla bununla çözersin ayrı mesele. Ama üretim azalırsa tüketim de azalır. Tüketim azalırsa üretim de azalır. Basit ekonomik bir kural. Dolayısıyla fiyat da etkilenir. Değil mi? Fiyat da etkilenir. Edirne. Şey yani yok. Şöyle söyleyelim. Şimdi zeytinin üretimi 1 milyon ton. Verimli yılda. Bu düştü 200 bin tona. Yani 1 milyon tonu sen öyle böyle 300 bin, 400 bin tükettin. Geri kalanını sattın. Ama bu düştü 200 bine. Tüketim sence azalır mı, azalmaz mı? Azalır. Yani. Evet, devam edelim. Bu da önemli, oldukça önemli bir soru. Evet. Evcilleştirmeye bağlı. Biliyor muyuz? Yak, Tibet öküzü. Evet. Ren, Eskimo'ların arkadaşlar hem atıdır, hem işte bizdeki tabii canım taşımacılıkta da kullanılır, sütünden de yararlanılır, etinden de, derisinden de ve at gibi de kullanılır yani. Evet, deveyi zaten biliyoruz. Keçinin de özelliklerini biliyor musunuz? Mesela doğal olmayan hiçbir şeyi yemez. Yani ekmek parçasını koyuna uzatırsın, o yer. Ama keçiye asla yediremez. Mümkün değil. Onun için keçi sütü son derece önemlidir, eti de. Evet, bizon. Bunu Kurtlarla Dans mıydı, neydi? Orada çok hoş anlatır. Bir film, Kurtlarla Dans mıydı? O, Kurtlarla Dans mıydı? Evet, geldik. Çıkarım bölgeleri, yani üretici, başlıcı, önemli üretici ülkeler gösterilmiş. Tabii soruda şunu da söyleyelim, yani dairelerin büyüklüğü üretim miktarı ile doğru orantılı, onu söyleyelim. Lejant'ta aslında verildi ama nasıl şeyin altında kalmış, doğrusunu isterseniz tam bilmiyorum. Metalik maden sorulmuş. Bakın, boya gibi yapışandan bulmalıyız. Bakır tencerelerimizi, çaydanlıklarımızı eğer kalaylamaz isek, değil mi? Kalay ile kaplanmaz ise adres değiştirmemiz kuvvetle muhtemeldir. Devam ediyoruz.
Şimdi bir, doğal yollara bağımlılık. İki, mesafenin bozucu etkisi. Bu kavramları, bu ifadeleri bir kere aklımızın bir köşesine yazalım. Evet, engebeli sahalarda vadi her türlü, kanyonu dahil buna. İşte boğazı, senklinali, grabeni, boyunu, doğal geçitlerdir. Topografyanın izin verdiği doğal geçitlerdir. Engebeli sahalarda buraları kullanır insanlar. Buraları kullanır. Yani tutup su bölümü çizgisini yol güzergahı olarak kullanmaz. Zirveleri yol güzergahını zirveden geçirmez gibi. Mesafenin bozucu etkisi de bununla ilgilidir. Şimdi bunu şöyle diyoruz. Gerçek uzaklık ile kuş uçumu uzaklık, arası mesafe, arası fark, engebe arttıkça artar. Basit bir kuraldır. Buna mesafenin bozucu etkisinin artması diyoruz. Evet, Ankara-Konya arasında önemli bir engel var mı? Antep-Adana arasında, Bolu-Adapazarı arasında o ünlü Bolu Dağımız var. Samsun-Amasya arasında Canik Dağlarımız var, değil mi? Mersin-Niğde arasında koca Toroslar, 3500 metrelik var. Doğru cevabımız buna göre A seçeneği olur. Evet, sosyal yapıya göre sınıflandırılmış turizma kavram arkasında boş kutucukları aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğru olmaz? Kültür. Evet. Şimdi sosyal yapıya göre sınıflandırmada gençlik turizmi, lüks turizm, geleneksel turizm, sosyal turizm yer alır. Evet, devam ediyoruz. Sualtı dalış turizminin cenneti olarak nitelendirilen dünyanın en büyük ve en ilginç mercan resiflerinin bulunduğu bölge sorulmuş. Avustralya'nın doğusu, Mercan Denizi. Evet, denizde. Dikkatle okuyalım. Yani öyle olmak zorunda. Şimdi Japonya öyle olmak zorunda ya ada ülkesi. Öyle olacak. Öyle olmak zorunda. ABD de öyle. Çünkü konum itibariyle yeni dünyada eski karalar topluluğuna ulaşma şartı buna bağlı. Bu güce bağlı. Yani dünyanın her yerine müdahale edebilme şansı buna bağlı. ABD doğru cevabımız olacak. Devam edelim. Coğrafi birliklere ayırma, Fransızlar tarafından, bu yine Talip Yücel'den alınmadır. Yani öğrenciliğimden kalma bir bilgidir. Akla geldikçe yazıyoruz. Evet, gelelim. Magellan'dır. Bunun da öyküsü gerçek. Yani Magellan bütün koy ve körfezlere giriyor. Paso. Geçişi bulmak için. Bu La Plata'da, onun güneyindeki bütün girintilere giriliyor ve oradan yerler alınıyor, yakalanıyor. Devasa boy. Ama üçü de o 100 günlük Pasifik yolculuğunda maalesef ölüyor. Evet. Devam edelim.
Yani kıtalarda işte ortalama yükselti, bilmem ada sayısı, bilmem ülke sayısı, bilmem işte ırmak, göl eşleştirmeleri, şunlar bunlar çıkabiliyor. Asya dünyanın en yüksek kıtasıdır. Yok. Afrika'dan daha yüksektir Kuzey Amerika'nın ortalaması. Okyanusya'nın ortalama yükseltisi. Biz de Asya demiştik. Ondan işte sonra Afrika. Ortalama olarak alırsak Afrika yaptı bizim Okan Hoca. Evet. Ama Asya, Asya'dan çok yüksek. Yok, bu çok çok net bir bilgidir. Ortalama olarak kesinlikle Asya. Değerini de söyleyeyim, 1038 metredir. Hayır. Yani şöyle karşılaştırdım. Mesela Güneydoğu Anadolu'yla Doğu Anadolu'yu karşılaştırdım. Mesela Güneydoğu Anadolu düzdür ama yükseltisi daha fazladır. Hani Doğu Anadolu engebeledir, yükseltisi daha fazla şeyler bulunur. Mesela dağlar falan bulunur. Hani böyle karşılaştırdı bir yönde. Şimdi yok. Şimdi şöyle söyleyelim. İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'yu ve Doğu Anadolu'yu mukayese edelim. Şimdi İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'yu mukayese ettiğimizde İç Anadolu'nun ortalama 1100 metrelik bir yüksekliği var. Ortalama değer. Küstilatları falan var. 1100'ün biraz altında. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu değer 400 küsürdür. 427 falan. Doğu Anadolu'da bu değer 2000 metreydir. Engebe'ye bakarsanız Engebe işte İç Anadolu'da daha azdır. Marmara'yı da katarsak Engebe'nin Güneydoğu'dan daha fazla olduğunu ama ortalama yükseltinin daha az olduğunu görürüz. Şimdi ortalama yükseltiyle Engebe arasındaki bu ilişkiyi her zaman doğru ya da ters orantı şeklinde kurmak mümkün değildir. Bu bir. İki, dünyanın en yüksek dağı ya da dünyanın en yüksek yaylası ya da dünyanın en yüksek platosu ya da dünyanın işte bütün bunların bir yerde toplanmış olması oranın dünyanın en yüksek bölgesi olduğu anlamına gelmez. Ortalama itibariyle söylüyorum. Ancak değerler çok nettir. Yani 1038 metredir Asya'nın ortalama yüksekliği ve dünyadaki en yüksek değerdir. Şimdi Sibirya'yı örnek alırsanız şeyde de Sahra'dır. Yani ortalama yükseltisi düşük bir bölgedir. Ve kıtanın neredeyse yarısını kaplar. Değil mi? Evet. Bu çok net bir bilgidir yani. Yani ölçülmüş parametreleri olan bir bilgidir. Evet, gelelim. Evet. Filipinleri oluşturan Celebes. Buna işte Celebes diye de yazılıyor biliyorsunuz. Evet. Endonezya'nındır. Evet. Portekiz'in tek kara sınırı komşuluğu var, İspanya. Burada herkes Norveç, bir tek İsveç'tir şeklinde düşünün. Norveç'in Finlandiya, Rusya ve İsveç ile var. Pek. Tajo, bunu daha önce de işte farklı şekilde görmüştük. İspanya ile. Evet. İlk şehir TEP, 100 bin şey eşiğini aşan. 1 milyon eşiğini aşan ilk şehir Londra, 10 milyon eşiğini aşan ise evet, New York'tur. Edirne doğru cevaptır. Ortanca ya da medyan yaş. Arkadaşlar bunu anlamak için toplam nüfusumuz nedir? Diyelim 30 milyon. Yani sayıyoruz. Yani tek tek sayıyoruz. Tam 15. milyonun 15 milyonuncu vatandaş yaşı neyse ortanca yaş. Medyan yaş. Peki bu 26 mıdır, 30 mıdır, 32 midir? Bu neye göre değişir? Bu tamamen nüfusun artış hızına bağlı
yaşlı, genç, yetişkin nüfus oranlarına bağlıdır. Onlarla ilgilidir. Dolayısıyla nüfus artış hızı düşürüldükçe ya da yükseldikçe ortanca yaş değeri değişir, oynar. Bu değişim de zaten verilmiş. Evet, dünya nüfusunda bir değişimden söz edilmiş. Bu değişim acaba ortalama ömrün uzadığını mı gösterir? Nüfus artış oranının ya da hızının azaldığını mı gösterir? Genç nüfus oranının azaldığını mı gösterir? Doğru cevabımız bu üçünün de kanıtıdır, Edirne olacak. Evet, tarımsal ve fizyolojik nüfus yoğunluklarının birbirine yakın olması neyi ifade eder? Evet. En yakındır diyoruz. Ankara, engebenin en fazla olduğu bölge olarak devam edelim. Bir yığın sıkıntıdan söz edilmiş Gök'te, değil mi? Ve bu bir yığın sıkıntı da var. Ama göç edenlerin sayısı gerçekten de çok azdır. Bu Çin. Ancak şu var. Bakın, Çin'de şöyle bir durum var. Yani Çin yaklaşık %80'e yakını kırsal bölgede yaşayan bir nüfusa sahip. Ve Çin dünya piyasasında sanayi ürünleri, işlenmiş ürünler itibariyle bir yer edinme ve bir konuma gelme, üstünlük sağlama, üstün bir duruma gelme tamamen iş gücünü ucuz kullanımına bağlı olarak gerçekleştirmiştir. Yani sen 100 dolara mal ediyorsun, vatandaş 40-50 dolara mal edebiliyor. Dolayısıyla dünya piyasasında bir üstünlük sağlıyor. Şimdi bu ucuz iş gücünü nasıl kullanıyor? Günlük göçlerle. Bakın, Çin'de tam da böyledir. Yani ülkenin yaklaşık olarak yarı nüfusu, aktif nüfusla günlük olarak köyden kente gelir ve geri döner. Aynen böyledir. Böyle ilginç bir yapısı var. Bunu göz önüne alırsak soru Çin olmaz, değil mi? Ama bu resmi bir ifade, net bir bilgi. Doğru cevabımız Çin'dir. Evet. Doğal kaynak yönetiminin ilkeleri. Tabii ki, yani doğal kaynak üretimini durdurmak çok akıllıca bir iş değil. Mesela bizde bu tartışılmıştır. Yıllık 2 milyon 800 bin tonluk bir taş kömür üretimimiz var. Yani belki bu 3 aşağı 5 yukarı oynamıştır, bu değer. Şimdi çok verimli değil. Yani biz bunu işte şu kadar harcama yaparak çıkartıyoruz. Bunu dışarıdan alırsak daha ucuza mal ederiz diyenlerimiz çok. İşte çıkarımı gerçekten zor, çok üstün teknoloji gerektiriyor diyenimiz çok. Bu yüzden işte bunu kapatalım diyenlerimiz var. Bu çok da tartışılmıştır. Ancak önemli olan etkin ve verimli kullanmak. Önemli olan bu. Yani çözümler arasında kapatmak yer almamalı. Devam edelim. Birinci tarım devrimi ve üçüncü tarım devrimi. İkiyi atladık. İkiyi söyleyelim, Avrupa. Ortaçağ Avrupası sonrası. Evet. Mümbit Hilal ve Yeni Dünya. Bereketli Hilal ve Yeni Dünya. Mezopotamya ve Yeni Dünya. Evet, bu şeyleri biliyor muyuz? Madencilikte
Graf, çap, şark madenciliği, dekupaj, drift madenciliklerini. Bunlar arkadaşlar işleme teknikleridir madencilikte. Açık işletmelerde maden cevheri üzerindeki örtü tabakasının kaldırılması şeklinde işletmenin uygulandığı madencilik dekupaj madenciliğidir. Evet. Orta Avrupa yolu. Evet. Buna Ren yolu diyen de var, Tuna yolu diyen de var, değil mi? Yani daha çok bu iki seçenek arasında kalanlarımız var. Ama şeylere, ülkelere bakarsak son derece net görülür bu. Paris'ten dolayı seni de işaretleyenlerimiz vardır. Yani D seçeneğini işaretleyenlerimiz de maalesef çıkmıştır. Bakalım cevabına. Tuna doğru cevaptır. Tuna bu yüzden dünyanın en önemli akarsularından birisidir. Öyle denir. Yani kültürel etkileşimde çok güçlü bir akarsudur Tuna. Bu Osmanlı vatandaşıdır. Panait Istrati, Roman'dır. Bu ünlü Mesir yazarlarından birisidir. Yani çok iyi öyküleri ve romanları var. Bunun Tuna öyküleri önemlidir. Tuna öyküleri derken adı bu değil. O bölgedeki öyküleri. Tuna'nın o etkisini çok güzel anlatır. Panait Istrati ve Osmanlı vatandaşıdır. Evet, devam edelim. Dünya ekonomisinin yaklaşık %12'sini oluşturan turizm sektörü, sosyal yapı, ödemeler dengesi, kullanılan ulaşım aracı özelliklerinden hangilerine göre sınıflandırılır? Üçüne göre de, yalnızca bu üçüne göre mi? Hayır. Yani sosyal yapıya göre, zamana göre, konaklama yerine ve süresine göre, bir yön özelliğine göre sınıflandırılır. O sınıflandırmayı da göstermişiz. Yeni dünyanın keşfinden önce bilinen bölgeler arasındadır. Evet, bölgeleri biliyor muyuz? Büyük Göller Bölgesi. Kuzey Amerika'da, Superior, Michigan, Ontario, Erie göllerinin bulunduğu saha. Lawrence ile şeye bağlı kanala, kanal vasıtasıyla okyanusa. Evet, Patagonya, Latin Amerika'da Pampalar bölgesi. Yucatan, Meksika'da körfezi çevreleyen yarımada. Antil yine yeni dünyada. Laponya ise İskandinavya'nın kuzey bölgesidir. Kuzeydir. Eskimo bölgesidir. Evet, devam edelim. Evet. Bu da önemli. Yani ticaret merkezleri. Evet. Karadeniz'de Samsun ve Trabzon. Samsun Spor ve Trabzon Spor. Aramızda yok herhalde. Evet. İkinci büyük ticaret merkezi. Ne diyorsunuz? Bakalım. Öyle miymiş? Evet. İzmir. Beğenmedim. Evet. Gelelim. Maden çeşitliliği bakımından dünyada ilk 5 ülke arasında yer almış. Bu coğrafya, ortaöğretim coğrafya ders programında yer alan bir ifade. Türkiye'de madencinin tarihçesi başlığında verilmiştir. Evet. Şimdi düşük rezerv ve dağınık halde olması. Mesela size söyleyeyim mi? Tespit edilmiş 600 demir yatağı var. 600 tane demir yatağı var. Ama işletilenlere bakın, işte en zengini Divriği,
Hasan Çelebi, Kayseri Yahyalı da var. Hekimhan da yine var. Bir de Eymir de var. Evet. Arama, tabii ki aramayı zorlaştırır. Dönersek üretimi de işlemeyi. İşleme tamamen şeye bağlıdır arkadaşlar, sanayi faaliyetlerine bağlıdır. Onun için 1 ve 2 yani Bursa doğru cevaptır. Yani maden rezervinin düşük ya da dağınık olması işlemeyi zorlaştırmaz ya da kolaylaştırmaz. Çıkarmayı ve aramayı zorlaştırır. Soruyu dikkatle okuyalım. Değil mi? Evet, gelelim. Türkiye'de iç ticaretin %40'ı, ithalatın yarısından fazlası, ihracatın %60'ı İstanbul'dan gerçekleşmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz? Yani İstanbul'a millet ne için gider? Taşı toprağı altın diye gider. Yani orada ya toprağına adam ek, adam biter. Bu yüzden gidiyorum. Kimse demez değil mi? Edirne doğru cevabımızdır. Bandırma yakınlarında bulunan, günümüzde de işletilen zengin yataklardan elde edilen maden, hidrojen yakıtı olarak bor. Yani bu geleceğin şeyi, enerji kaynağı şeklinde nitelendirilir. Nedeni de budur. Yani hidrojenin elde edilebiliyor olmasıdır. Peki yani günümüz şartlarında rentable bulunmuyor. Evet. Bunu geçelim. Evet. Evet, şehirler kervanına katılamamıştır ifadesi, itiraf edeyim, Talip Yücel'indir. Yani onun derste kullandığı bir şey. Evet. Evet, o ifadeyi olduğu gibi ben de kullandım. Ders var. Ben de. Evet. Ha, şimdi az önceki soruda arkadaşlar Türkiye'de aslında teşvik eden bir şey var. Yani neyi teşvik eden? Hava ulaşımını teşvik eden bir özellik var. Yani engebe var. Doğu batı yönünde 1600 metreye aşkın bir mesafe var. 650 kilometrelik kuzey yönlü bir mesafe var. Ancak İşte pahalı olması falan bunu, bu teşviği azaltan bir şey. Ancak ara şehirler dediğimiz, yani örneğin Bolu'ya bir havalimanının yapılması çok karlı bir iş olmaz. Yani 2 saat İstanbul, 2 saat Ankara. Değil mi? Adapazarı 1 saat İstanbul, 3 saat Ankara. Evet, doğru cevabımız da buradan çıkmış oldu. Adapazarı. Devam edelim. Evet. Şimdi bir itirafta bulunayım mı? Bu soruyu ben yazdım. Bu sorunun cevabı doğal olarak Adana. Ama şimdi gerçeğe dönersek, verimlilik cephesinden baktığımızda doğru. Yani besi hayvancılığını teşvik etmek gerekir. Çünkü doğal koşullardan ne kadar bağımsız kılarsan o kadar verimlilik artar. Tabii. Ama bana kalırsa yani besicilik ile elde ettiğin bir ürünü tüketmek yerine ben çobanlık yapmış birisi olarak nere hayvancılığını daha şey bulurum. Yani, daha sağlıklı ve doğal bulurum. Onun için pek şey olmasa, katılmasam da yazabiliyoruz işte. Yani ne yapalım? Devam.
Evet, bu arada dünyada hidroelektrik üretimi de Çin. Yani %25 gibi bir değerle dünya toplam üretimi. Sanırım 806 milyar kilovat falan olacak üretimi. Mesela Rusya'da bu üretim 160 milyar kilovat. Çin'de 806 milyar kilovat. Aradaki farkı da göresiniz. İşte Norveç ve Rusya'dan sonra Türkiye 3. sırada. Bu Türkiye'nin hangi özelliğinden kaynaklı? Yer şekillerden. Evet, devam edelim. Demir, çinko, kobalt gibi elementlerle birlikte bulunur ifadesini daha önce de görmüştük biz. Yani o ifadeyi daha önce de dünya üzerindeki şeyde görmüştük. Adana, Ceyhan, Denizli, Kastamonu, Balıkesir, Burdur ve Sivas illerindedir. Manganezdir. Krom değil. Manganezdir. Evet. Hamit Abad, doğalgaz, çatal ağzı, taş kömürü tozu, Ova Akça doğalgaz, yatağın minyit, alaçatı, rüzgar. Evet, proje aşamasında kalan ve Avrupa'yı Rus gazına bağımlılıktan kurtarması beklenen boru hattı. Aşağıdakilerden hangisidir? Şah Denizi'ni biliyor musunuz? BTC, Bakü, Tüflis, Ceyhan. Mavi akım Karadenizlerinden Samsun'a biliyorsunuz. Kerkük yumurtalık ilk şeyimizdir. Petrol boru hattımızdır. Nabucco doğru cevabımızdır. Evet, devam edelim. Konya'da olumlu mamuller, İzmir'de içecek ve konserve sanayisi, Rize'de çay işleme testlerinin yaygın olduğu görülür. İstanbul'da pamuklu dokumanın varlığı pazara dayalıdır. Ham maddeye bağlı değildir. Evet, devam edelim. Burada şeyi soranlar oldu işte. Hocam Aydın'da sabun, yani niye ki? Zeytini tabii unutarak sorulmuş bir soru o. Arama, üretme, arıtma. Evet, üçünü de. Şimdi parçalandı tabii. Yani şimdi öyle değil. Ama kuruluş böyledir. Kuruluş tamamen böyledir. Evet. Deniz yolu ile getirme şansına sahip olmayan ülke istenmiş. Yani bu soru denize kıyısı olmayacak. Söyleyelim bakalım, Belçika'nın Kuzey Denizi'ne değil mi? Hollanda yine öyle, Brezilya Atlantik'e, Portekiz Atlantik'e, Avusturya'nın da Tuna'ya kıyısı vardır. Evet, cevabımız Avusturya olacak. Sarısu, Kayıköy ve Gökçeoğlu aslında o yatakların bulunduğu bu köyleri bilmekte yarar var. Sorulabilmiyor. Lületaşı. Devam edelim. Evet. Barit. A seçeneği. Öncülü dikkatle okuyun. Cevap öncüldedir. Cevap öncüldedir. Bu soruya bakın. Evet, Asya ve Avrupa üzerinde.
bölgeleri bir düşünün. Yani Türkiye bir ortalarda alır, yer alır. Bu yüzden merkez konumundadır. İki, ortalarda yer alan üzerinden geçişler yapılır. Geçiş hattıdır. Üç, ortalarda yer alan vatandaş aynı zamanda köprü görevini görür. Yani bir, iki ve üç, dört. Evet. Evet, devam edelim. Şimdi burada büyük şehir, küçük şehir, hani o kavramları, çünkü Adapazarı örneğin bildiğim kadarıyla büyük şehir. O nüfusu 300 bin civarındadır. Yani orada bir süre yaşadığım için biliyorum. Şimdi Adıyaman'ın nüfusu 250 bin falan. Ama büyük şehir değil. Şimdi bu büyük şehir falan biraz da şey, yani bu idari bölünüşte tamamen coğrafi ölçütler kullanılmaz. Onu söylemeye çalışıyorum. Onun için biz köy tanımında olduğu gibi yani coğrafyaya bakacağız. Yani şeyin yapmış olduğu o tanımlar idari anlamda coğrafyayı çok bağlamaz. Ona bakacağız. Evet. Hangisi? Balıkesir görünüyor. Ceyhan. Evet, halı, kilim, battaniye. Burada bilmediğimiz var mı? Hereke, bünyan halılarını duymuşsunuzdur. Sivas belki bilinmez. Çok yaygın değil uluslararası düzeyde. Ama Isparta, İsfahan halılarıyla dünyada en öndedir. Uşak, Gördes, Kula'yı bilirsiniz. Antep öyle. Siirt battaniye. Antep de öyle. Ama Siirt battaniyesi evet. Çok ünlüdür. Yahyalı'ya gelince, Yahyalı'da standart bir halı. Şey boyutları. Yani küçük boyut mu deniliyor ne? Yani şu kapımızın şeyini düşünün. Onun kadar yok. Onun yarısı kadar bir şey. Kullandıkça, kullandıkça parlayan bir özelliğe sahip, ilginç bir şeydir. Saf yünden yapılır. Hatta bir rengi elde etmek için orada bulunan bir toprak kullanılır. Yani tamamen renkler doğal. Gözlerimle gördüğüm için biliyorum. Maalesef çok yaygın değil. Ama gerçekten Isparta halısı kadar değerli bir şey. Evet, buralarda büyükbaş hayvancılık. Devam edelim. Mesela Yahyalı'da pamuk nerede? Pamuğun ne olduğunu bilmezler. Mümkün değil. Evet. En dar çay. Çayın öyküsünü biliyor muyuz? Ali Rıza Ertan'ın bir makalesi üzerine İşte zihni derin görevlendirilir. İlk denemelerde Bursa'da yapılır. Daha sonra işte Doğu Karadeniz'e kaydırılır. Çünkü denemeler daha çok hava koşullarına bağlı. Yani toprak analizleri şuna buna yani çok derinlemesine bir şey yapılamamış. Yani o günkü imkansızlıklardan kaynaklı bu. İşte şimdi Anadolu'da şöyle bir şey vardır. Alışma biraz zordur. Yani Anadolu insanının bir şeye alışması biraz zaman alır. Çok iyi bir şey de olsa. Çok uzunca bir dönem şey yapılmış Rize'de. Yani köylülere işte anlatılmış. Böyle allandıra ballandırma falan. Sonra köylü şunu görmüş. 38'de ilk ürünler alındıktan sonra. Epey sonra var. Yani bu işte para var. Sonra... Dağı taşı çay bahçesine çevirmişler ayrı mesele. Evet, devam edelim. Evet, ulaşım ağı. Şimdi bu ulaşım ağı, yani bunları aslında karıştırmamamız gerekir. Mesela vatandaş ABD'yi ve Japonya'yı yan yana koyuyor. Ya diyor ki, ya ABD'de işte milyon kilometre, şeyde de binler, yüz binler. Nasıl olur da
orada Japonya'da ulaşım ağı daha açık. Birim alana düşen uzunluk. Yani 1 kilometre karelik alana kaç kilometre karayolu, kaç kilometre demiryolu düşüyor şeklinde ağı böyle hesaplıyoruz. Evet, daha az gelişmiş olduğu söylenir. Kahraman Çorum, Mısır doğru cevap. Çünkü Mısır'da kuzey-güney yönlü bir yoğunlaşma var. Yani büyük ölçüde de nehir taşımacılığı kullanılır. Bir turizm bölgesi olmasına rağmen maalesef durum öyle. Devam edelim. Teknolojideki hızlı değişim neleri sağlar ya da sağlamaz? Sorumuz bu. Dikkat buna. İyice dikkat edelim. Çok ince bir soru. Bir üç gibi geldi diyorsunuz. Evet, Çanakkale'den cevap. Elmadağ'dan cevap. 2-3 gibi geldi diyorsunuz. Yalnız iki yok işte. Ankara'dır arkadaşlar. Yani bakın şu ürünün pazarda yıllar yılı yıllar yılı kalabilmesi bunun daha iyisinin yapılmamasıyla ilgilidir. Bunun daha iyisinin yapılıp yapılmaması teknolojiye bağlıdır. Şu Meret iPhone 5'i alıyorsun, dükkandan adımını attığın an, dışarıya attığın an altıncısı çıkıyor. 2 metre daha caddenin ötesine geçmeden iPhone 7 çıkmış. Bu durumda o aldığım ürün pazarda çok uzunca kalamamış oluyor. Çok açık bir soru ama dikkat isteyen bir soru, değil mi? Yalnız bir olacak. Diğerlerine geldiğimizde ürünlerin tüketicilerce benimsenmesi tamamen şeyle ilgilidir. Yani adam şuraya bir çiçek koyuyor. Bunu almıyorsun, o çiçeklisini alıyorsun. Şeyi koyabilmenin şeyi tasarımdır, teknolojidir, bir gün şeyden geçer. Başarılı satış grafiği de bununla ilgilidir. Yani bunu başardığın ölçüde satışlarını artıyor. Evet, devam edelim. Evet, yine Talip Yücel'in Türkiye coğrafyasından alınmadır tırnak içerisinde. Diyen bir kişi Talip Hoca'nın kendisidir yani. Hangisine değil hangisinde oluyor onu da düzeltmiş olalım. Evet. İç, Batı, Anadolu. Ama ifadelere bakın Talip Hoca'nın şeydir, üstünlük kuramadıkları bir gerçektir. Bu arada mola durumumuz nedir? Bir de soru sayısına baksan sana zahmet. Kestik mi? Keselim de. Evet. Ortalama yükseltiler 2500-3000 metre arasında değişen ve oluklardan bakınca birer dağ gibi görünen bu sıraların üst kısımları İnsanı hayrete bırakacak kadar düzdür. Dağ çayırları zaten gerekli şeyi veriyor, değil mi? Doğru cevabımız Erzurum Kars bölümü olacak. Devam edelim. Çay ve derilerin sıradan kuzey yamacında kazdığı derin vadiler, bunlar arasında denize doğru ilerleyen sırtların birbirini izlemesi, eğimlerinin fazlalığı yüzünden
düzensiz akan akarsular üzerine köprüler kurmanın zorluğu, yöre halkını asırlar boyunca dış dünya ile bağlantı kurmaktan alıkoyan ve sahil yolu yapılıncaya kadar deniz ulaşımını zorlayan coğrafi bölü aşağıdakilerden hangisi? Şey ifade önemli. Şöyle önemli. Bu kökte belirtilen zorlukların tümü DOKAP projesinin, yani daha doğrusu Doğu Karadeniz projesinin hazırlanmasını ve fizibilite raporlarının çalışılmasını sağlamıştır. DOKAP'ın temel stratejilerinden biridir. Hizmet götürümünün yetersiz olması. Devam edelim. Evet, etrafının yüksek dağlarla çevrili olması, yıllık yağış miktarının az olması, küçük baş hayvancılığın yaygın olması, ova ve platoların geniş yer kaplaması, bu kriterlerin tümü hangi bölge için? İç Anadolu. Aslında şimdi daha çok mıntıkayı kullanıyoruz, onu söyleyeyim. Mıntıka, coğrafi bölümler için de bölgeyi kullanıyoruz. Yani yeni şeyde böyle durum. Devam edelim. Evet, 16 ili kapsayan bir projedir. Buna da dikkat edelim. 16 ilin tamamı Doğu Anadolu'da değil. İki tanesi Karadeniz'dedir. Yok, başlangıçtan söz ediyorum. Tabii çıkarıldı. Tabii o değişimler yapılıyor. Mesela Samsun şeye de alındı biliyorsunuz. Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kalkınmasını sağlamaktadır. Doğru cevabımız Doğu Anadolu projesi DAP olacak. Evet. Bunu da şey yapmakta yarar var. Tozan bölgesi. Yani bu ta 60'lı hatta 70'li yıllara kadar kullanılıyordu diye bu kavram. Evet, taşkın, su kirliliği, çevre kirliliği, erozyon. Erozyon aslında temel hedeftir burada. Yani çünkü sediment, yıllık sediment verimliliği dünyada en yüksek akarsulardan biridir Yeşilırmak. Herkes işte debiye şuna buna bağlı. Fırat'ı falan düşünür, sonra Dicle'yi falan düşünür ama Yeşilırmak çok daha yüksek değere sahiptir. Evet. Devam edelim. Bu şeyleri biliyor muyuz? Halfeti, Hasankeyf. Evet, Zeugma, Truva. Evet. Arkeolojik kanıtlarından hangilerinin GAP kapsamında sular altında kalma olasılığı yoktur? 3 ve 4. Zeugma nerede? Antep'te. Gaziantep'te. Bu kapsam alanında değil. Devam edelim. Evet, bu soru yakaladığımız soru. Yani bu şeyde soruldu. Genel kültür, genel yetenekte soruldu. Giresun yer almaz. Giresun DOKAP'ta biliyorsunuz. Devam edelim. Şimdi GAP'ın kuşkusuz dünyanın en büyük projelerinden biri. Maliyetini de söyleyelim. 32 milyar dolar. Mesela Boğaziçi Köprüsü'nün maliyeti 5 milyar dolardı. Yani hizmete açıldığında harcanan miktar buydu. Artık projenin büyüklüğünü düşünün. Başlangıçta şey olarak düşünülüyor. Yalnızca sulama ve hidroelektrik ama daha sonra altyapıya ilişkin. Yani bir yeni alanı şehirleşmeden tutun. Bu alanları da kapsayıcı şekilde bölgesel kalkınma planına dönüştürülüyor. Toprakta tuzlanma temel sorundur burada. Şey
Tabii ilk çalışmalar, şimdi kalkınmada öncelikle 16 tane bölge tespiti var. Bunların üzerinde işte çalışmalar, ön çalışmalar yapılıyor. Sonra fizibilite raporları hazırlanıyor. 50'li yıllar. Devam edelim. Evet. Bu sınırları söylemiştim. 0-800'ün üstündeki istatistikler çok yüksek insani gelişmişlik. İzlanda, Arjantin, Türkiye, Çin, Mozambik. Evet, düşük seviye Mozambik eşleştirmesi doğru. Evet, yüksek seviyede insani gelişmişlik Türkiye doğru. Çok yüksek İzlanda doğru. Arjantin çok yüksek, son sırasında yer almış. Son sırasında yer aldığı için şey yapıyorum. Net hatırlıyorum, onu koyduk. Doğru cevabımız 2. Bursa olacak. Devam. Günümüzde ekonomik büyüme kavramı yanında yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımı olgularından hangileri gelişme tanımlamanın içinde değerlendirilmektedir? Birazcık düşünün. Zor bir soru bu. Aslında güncel de bir soru. Yani yeterince izliyorsak, yani okuyorsak, mesela okuduğumuz bir günlük gazete varsa sürekli. Ekonomik büyüme kavramı. Çokça kullanılır. Televizyon programlarında parametresi var, bilmem biliyorum. Program var biliyorsunuz. Evet. Gelişme tanımlarının içinde değerlendirilmektedir. Gelişme tanımlarının. Yalnız 3 olur diyorsunuz. Evet. Şimdi yalnız ilgilidir falan denseydi ya da işte kapsamındadır denseydi 1, 2, 3 olacaktı. Ama gelişme tanımlarının içinde ifadesinde bu büyümenin olumluluğu göz önüne alınmalıdır. Doğru cevabımız A olacak, gelir dağılımı. Devam edelim. Evet, Almanya'nın kuzey ovalarında Bavyera'dan itibaren, evet aferin, okyanusal. Bavyera'dan itibaren böyle tedricen, yani çok düşük bir eğimle denize doğru alçalan, işte o glasyal dönemde buzulların düzleştirdiği, ütülediği araziler. Okyanusal iklim. Evet, bunu daha önce çözmüştük, geçelim. Yeniden nasıl almışız bilmiyorum. Şimdi bu gelişmişlik seviyesinde kullanılan kriterler o kadar çok, o kadar çeşitli ki mesela kağıt tüketimi kullanılır. Bakın, kağıt tüketimi ve günlük gazete sayısı, onun tirajı, işte okullaşma oranı, öğretmen sayısı, öğretmene düşen öğrenci sayısı, doktor sayısı, doktora düşen hasta sayısı falan. Hepsi kullanılır. Mesela bir kişiye düşen demir çelik ürünü. Bu kullanılır. Tabii enerji tüketimi kullanılır. KDV değeri yüksek. Ürün üretimi kişi başına düşen kullanılır. Kullanılmakta. Tabii günümüzde bu insani gelişim endeksinde daha da çeşitlendirilmiş. İnsan hakları, temel hak ve hürriyetler. Bütün bunlar alınıyor. Evet, buradan hangisini alamayız? Toplam nüfusun ve yüzey ölçümünün, ki bu ikisinin oranının aritmetik yolunu verdiğini biliyoruz. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacak.
Haritamız renkli ama burada maalesef değil. Nijerya ile ilgili. Tabi burada çok net olmadığı için arkadaşlar. Batı sınırını Kamerun Dağları değil, Doğu sınırını Kamerun Dağları oluşturur. Onu söyleyelim. Yani Kamerun Dağları'nın su bölümü çizgisi Doğu sınırını oluşturur, Batı sınırını değil. Doğru cevabımız da Edirne olacak. Bunu harita üzerinden çözmek mümkün ama harita net olmadığı için çözmemiz mümkün değil. Evet. Nüfusun yapısal özelliklerine ilişkin verilerdir. Nüfusun yapısına ilişkin hangi özellik? Kırkent dağılımı kesinlikle ölçüyor biliyorsunuz. Yaş gruplarına dağılım, yaşlı nüfus oranı arttıkça şeklinde. Aktif nüfusun sektörel dağılımı ölçüyor, okur yazar oranı ölçüyor. Burada nüfus yoğunluğunu aslında aritmetik nüfus yoğunluğu şeklinde koymakta yarar vardır. Değil mi? Çünkü tarımsal nüfus yoğunluğu çok net ölçmese de bilgi verir. Çünkü orada yer şekilleri de devreye girdiği için çok net ölçmez. Devam edelim. Akarsu kıta eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Evet, kahraman çok. Orinoco Latin Amerika'da, Latin Amerika'da Amazon'un önemli kollarından biri. Orinoco'ya bağlı kollardan biri üzerinde de dünyanın en yüksek çağlayanı var biliyorsunuz. Melekler çağlayanı. Ancak. Evet. Bu ülkelerin ortak özelliği ne sizce? Bir ada ülkesi olmalarıdır. Madagaskar, Hint Okyanusu'nda, Afrika'nın doğusunda. Sri Lanka, Hindistan Yarımadası'nın hemen güneyinde, tropikal kuşakta. Malta, Akdeniz'de küçük bir ada ülkesi. Eskiden bizim de biliyorsunuz onu. Evet, Çin'de hayvancılık neden önemli bir ekonomik faaliyet? Şimdi bakın. Çin'de temel bir sorun var arkadaşlar. Bu temel sorun da 1 milyar 300 bin nüfus. Bu nüfusu doyuracaksın. Yani bu vatandaşlar günde her biri bir ekmek yese, günde 1 milyar 300 tane ekmek pişirmek zorundasın. Dile kolay, bakın dile kolay. Bu korkunç bir rakam. Bu yüzden pirinç üretimi çok daha önemlidir. Bu yüzden hayvancılık faaliyetlerinde domuz, yani dünyada beslenen domuzun yarısı Çin'dedir. Nedeni budur. Nedeni bu. Beslenme sorunudur. Burada cevabımız ne olacak? Evet, Edirne tüketici nüfusun fazla olmasıdır. Devam edelim. Dünyanın başlıca ülkesidir Kolombiya. Söylemiştim. Evet. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 90'da ki bunun da mimarı El Mahbub'tur. İnsanı gelişme raporu hazırlanmasında Pakistanlıdır. Pakistan kökenlidir yani El Mahbub. Temel unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz? Ne dersiniz? Denizli çok net görülüyor, değil mi? Yani bu endeksel hazırlanmasında üst kimlik, alt kimlik kavramları yok. Etnisite üstünden söylüyorum, yok. Ama bilgi edinmedir, tatminkar bir yaşam sürmedir, güvenliktir, güvende hissetmedir, işte sosyal sigortadır, işsizlik sigortasıdır. Sağlık sigortasıdır. Bir yol. Devam edelim. Evet. Ben bunu ilkokulda, ortaokulda Tehames diye okuyordum. O okuma daha önemliymiş. Sonra anladım. İşte böyle.
vatandaş Tehames yazıyor, Times okuyor. Evet. Şimdi Londra aslında kıyıdan içeride ama liman faaliyetleri önemli. Bu Times'ın şeyine bağlı, Halic'ine bağlı. Evet. Tabii Halic'in oluşmasında tek koşulumuz var ya. Şimdi eskiden bu şeyde böyle klişeleşmiş çok güzel yanlışlar vardı. Bunlardan biri de şuydu. İşte delta oluşumunda falan filan, işte akarsuların bol alüvyon taşıması. Şimdi her akarsuyun doğasında var, doğasında. Az ya da çok taşır. Yani alüvyon taşımayan akarsu doğasını inkar eder. Öyle değil mi? İnkar eder yani. Ve bunu taşıyan akarsu kısa ya da uzun sürede, birisi 10 yılda doldurur, birisi 1000 yılda doldurur. Ama doldurur. O doldurmayı, o birikimi engelleyen bir şey var mı yok mu ona bakacağız. Hele bir de bizim öğrenciliğimizde kızık olurdu. Şey, Orta Asya'dan Türk göçünde. Şimdi doğru, kökenimiz böyle. İşte kuraklığa bağlı bir yıl faktör kalkmış, gelmişiz. Tabii bu kuzeye doğru ok çıkarmalar var, Sibirya'ya gidenler falan. Ya iklimsel değişimde adam daha kötü koşullara niye gitsin? Yani niye gitsin? Bu bir. İki, gitme istekleri. Bunu kitap yazıyor. Macera arama. Evet. Ve bunu da soruya çeviriyorlar. Aman Tanrım. Evet. Devam edelim. Evet. Sınır komşuları arasında hangisi yer almaz? Kamerun'u az önce biliyorsunuz. Evet. Nijer'i Nijer Irmağı'ndan bulmamız mümkün. Çünkü Nijer Irmağı şeyden dökülür. Önünde harita var. Düşüneceğine baksana. Kopya çek. Bak bakalım. Demek ki sınava bir harita götüreceğiz. Afrika kıtasını aç, daha net görürsün. Arkadaşlar bu işte, yani bu tarz sorular, birkaç tane işte daha çözmüştük. Bu tarz sorular tamamen haritadaki çalışmaya bağlı. Moritanya. Evet, Moritanya. Devam edelim. Ama hocam orada çat, arada göl var. Orada nasıl bir sınırda var mı? Yapay sınır tabii ki. Öyle tahmin edelim. Yani tabii göl ortak kullanılıyor. Yani o Çat Gölü Havzası ortak kullanıma aitmiş. Evet. Jüt Hint Keneviri biliyorsunuz değil mi? Bunu bizim dizgiciler şey yapardı. Çok uzun uzunca yıllar her dizgici Jüt'ü, yani Jüt diye yazıyorsun süt diye dönüyor. Kendince düzeltmiş bizim hatayı. Evet. Çayda tartışmasız Çin. Tartışmasız. Dünya mercimek üretiminde arkadaşlar Hindistan birincidir. Ama buna rağmen önemli bir ithal. Mercimek ithal eden bir ülkedir. 1 milyarlık nüfustan kaynaklı. Jüt ana vatanı da o. Tartışmasız. Yani önemli bir miktarı dünya üretiminin karşılar. Devam edelim. Evet. Demir çelik. Buradaki taş kömürü havzaları, yatakları. Devam edelim.
Evet, bu da yine şeye bağlı. Ama belirgin bu. Sen yalnızca Fransa'nın. Yani debisi yüksek, kısa ama güçlü bir akarsudur sen. Evet. Yangtze ya da gök ırmak. Yangtze ya da gök ırmak şeklinde de verilir. Mançurya ovaları, hani bu Japonya ile Çin'in kuzey doğusunu oluşturan bölge, Mançurya. Evet, ulaşım, tarım, sanayi. Arkadaşlar, Mançurya'yı Mançurya yapan tarımdır. Tabii tarıma bağlı sanayinin burada geliştiğini görüyoruz. Sanayi önemli ölçüde burada yoğunlaşmıştır. Yani bizde olduğu gibi tarıma dayalı başlatılmıştır. Tabii bütün bunlar olunca ulaşım, yani olmazsa olmaz. Doğru cevabımız Edirne olacak. Evet. Buhar gücü diyorsunuz. Pek güçlü bir pazarın üretim, dağıtım, tüketim son derece basit. Biri olmasa diğeri olmaz. Asla olmaz. Edirne doğru cevabımızdır. Tükettik mi? The end yazmadı şeye. Evet. Epey hızlı çözmüşüz herhalde. Birkaç, 173 tane mi dediniz? Evet. İyi. İyi. Peki dershaneye falan uğrayacak mısınız? Sınav öncesi uğrar mısınız? Ya da dershane sonrası nasıl haber maber alırız? Senin yolun bizim yolumuzun üzerinde. Yani insan çat kapı gelir. Kocatepe'de biliyorsun. Hocam kazanalım da sizi ararız bile ya. Turun diye. Ya kazan, bu şu anlama geliyor. Kazanmazsak aramayacağız. Buradan bile geçmiyor hocam. Karanlıkları.